Sonuç ekranlarından günaydınlar efendim. Her sabah olduğu gibi bu sabah da stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü stüdyo konuklarımız Songül Kartal, Hüseyin Kartal ve Mine olacak oluyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Mine Hanım, sizlerden başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizleri tanıyabilir miyiz ilk olarak Mine Hanım? Tabii, Mine olacak ben. Afyon Beyazay ve Otizm Derneği Başkan Yardımcılığı yapıyorum 2 senedir. 5 evet. Yaşında atipik otizm tanılı bir oğlum var benim de. Onun dışında 3 çocuğum daha var. 2 kızım, 2 oğlum var. Evet. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Songül Hanım, sizlere döneceğim. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz? Songül Kartal. İkiz çocuklarım var. İkiz çocuklardan bir tanesi otizm, birisi değil. 17 yıldır otizmle tanışmış durumdayız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin, sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Sen de kendini tanıtabilir misin? Sen kendini anlatabilir misin bize? İsminle, soy isminle? Soy isminle? Evet. Hüseyin Ener Kartal. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Evet Mine Hanım, sizlerden başlamak istiyoruz biz. Çocuklarınız otizmli dediniz. Bir çocuğunuz otizmli. Evet. Peki yaşadığınız zorluklar nelerdir? Şöyle, benim oğlum henüz 5 yaşında, 3 sene olduk biz tanıyalı. Evet. İnanılmaz hareketliyiz, hiperaktivite var bizde. Onun dışında henüz konuşmaya geçmedik. Yani bu bizim için en büyük zorluk, konuşamıyoruz. Ama artık onun maratona alıştım diyelim, ben de alıştım. Yani bir düzenimiz var artık. Ama şöyle, yani hareket bizi biraz etkiliyor, İsmail Efe'nin çok hareketli olması. Evet. Yani onun için aslında artık yaşadığımız bir şeylik yok, zorluk yok. Çünkü alıştık, dediğim gibi ben de ona alıştım artık. Yani sürekli aktif olarak oyun oynamak istiyor. Evin içinde sürekli bir hareket halinde, evet, değil mi? Evet, bir de yemek yemeye düşkünlüğümüz var. Çok sürekli seviyor. Bir yemek yemeyi istiyoruz. Evet, sürekli bir atıştırmalık elimizde falan. Evde oturmaktan çok hoşlanmıyoruz. Öyle olduğu için devamlı olarak ya dernekteyiz ya dışarıdayız. Yani onun dışında bu şekilde. Evet, Efe'yi biraz daha tanıtabilir misiniz peki bizlere? Tabii. Efe 5 yaşında atipik otizm tanısı var. Evet. Kreş eğitimi alıyoruz. Onun dışında rehabilitasyon eğitimi alıyoruz. Konuşamıyoruz ama inanılmaz aktif bir çocuğuz. Eğlenceli, yani artık anne olduk, birlikte bu otizm tanısının şeyine girdik artık, bizim moduna girdik. Yani bu şekilde. Evet, konuşamıyor ama siz anne olarak tabii ki onun her dediğini kesinlikle anlıyorsunuz. Evet, her dediğine bir çözüm buluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Songül Hanım, size döneceğiz. Sizler de bize Hüseyin'i biraz anlatabilir misiniz? Hüseyin nasıl bir çocuk? Hüseyin çok mutlu. Otizmle mutlu olmayı öğrenmiş bir aileyiz artık. Duygu Allah, ben de seni çok seviyorum. Seviyoruz, evet, herkesi seni seviyoruz. Çok sevdik Hüseyin. Yani zorlukları var. Duygu Allah, ben de seni zorlukları çok seviyorum. Şöyle bir şey var, biz otizmle çok zorlanmadığımız kadar çevrenin duyarlı olmasını, evet, çok istiyoruz. Bu arabalarda, kiralarda, sosyal tesislerde biz otizmle aslında yorulmuyoruz. Bizi yoran çevrenin anlayışsızlığı. Yani çevreden ne gibi dönükler alıyorsunuz? Ya en azından sizden şöyle söyleyeyim. Minibüse biniyoruz, çocuk oturmak istiyor. Ki bakıyorlar, görsel bir engeli olmadığı için niye bu çocuk bizi rahatsız ediyor? Evet. Tabii ki biz otizmden değil de onlara verdiği rahatsızlıktan biz bir rahatsız oluyoruz. Çocuğumuzu kontrol edemediğimiz için ikinci bir rahatsızlık oluyor. Hani zor. Otizm zor değil, zorlaştırılıyor diyelim biz. Evet, yani zaten evlerinizde zorlu zamanlar, aynen, geçiriyorsunuz. Çoğu zaman çocuğunuzu kontrol altına almakta da zorlanıyorsunuz. Tabii ki haliyle de dışarı çıkmanız gerekiyor. Ya buradan biz izleyicilerimize de bir kere daha sesleniyoruz. Bu konuda biraz daha duyarlı olurlarsa sizler için de hayat daha kolay olacak. Yine Hüseyin için de hayat daha kolay olacak. Peki Mine Hanım, siz bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Yani empati yapmalarını istiyoruz aslında. Çünkü bu çocukların duyu eksiklikleri var. Yani evet, ortamdaki ses, kalabalık, bunu bizim etkilendiğimizden daha fazla etkileniyorlar bunlardan. Öyle olduğu için tabii ki çoğunun da konuşma problemi olduğu için bunu farklı şekilde takıntılarıyla, işte ses çıkararak, sallanarak, bu şekilde tepki vererek göstermeye, evet, çalışıyorlar rahatsız oldukları durumlarda ki kalabalıkta, dışarıda bunu düzenli olarak yaşıyoruz, özellikle toplu taşıma araçlarında. O yüzden biz biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü o anda onlar tepki verirken bizim müdahale etme şansımız olmuyor. O an hayırdan anlamıyorlar, durdan anlamıyorlar. Yani öyle olduğu için sakinleşebilmeleri için de tepki görmemeleri gerekiyor.
Yani bu konuda biraz empati yapmalarını istiyoruz. Çok doğru söylediniz. Gerçekten empati yapılması gereken bir durum. Sürekli otizmli çocuklarımız, özel bireylerimiz evlerinde maalesef ki oturamaz. Onların da dışarı çıkması gerekiyor. Vakit geçirmesi gerekiyor ki anlattığınız kadarıyla dışarıya çıktığında, vakit geçirdiklerinde daha çok mutlu oluyorlar. Özellikle derneğe gittiklerinde, etkinlikler yaptığında çok çok mutlu oluyorlar. Hüseyin, sen dernekte neler yapıyorsun? Boncuk çiziyorum. Boncuk çiziyorsun. Anlatabilir misin? Boncuk çiziyorsun. Evet. Spor yapıyor. Spor da yapıyorsun. Evet. Elini açtı, dua ediyor. Çok seviyoruz. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorsun. Sen sabah gelirken buraya dua ederek geldin değil mi? Neler okudun peki? Eşmele Leyla'yla Eşmele Muhammed Abdü Resulü'l-Ülat dedi. Evet, çok teşekkür ederiz. Anneni çok seviyor musun? Anneni çok seviyor. Evet, hadi o zaman annene bir soru soralım şimdi. Evet Songül Hanım, ilk öğrendiğiniz zaman neler hissettiniz çocuğunuzun otizmli olduğunu? Otizmli olduğunu öğrendiğimde otizm cümlesini hiç bilmiyordum. Evet. Benim ikiz çocuklarım olduğu için birbirinden farklı olduğunun farkındaydım ama onu bir doktordan duymak, bunu tescil etmek daha bir farklı bir şey oldu. Aslında biliyorsun ama duyduğun an bir çöküş oldu. Yani bir şeyleri ailede kabullenmek de zorlaştı. Kabullenme süreci zor ve ailede bir çöküş oluyor. Evet. Eşle kopukluk oluyor, kardeşle kopukluk oluyor, çocuğuna daha çok zaman ayırman gerekiyor. Hani zor bir süreç, sancılı bir süreç ama en büyük şey otizmle mutlu yaşamayı öğrenmek. Peki bunu öğrenebildiniz mi şu an için? Kesinlikle. İlk 5 yıldan sonra otizmle mutlu olmayı öğrendim şu anda. Evet. Peki kaygılarınız var mıydı ilk başta? Ve hani şimdi o ilk öğrendiğiniz zamanı şu anı değerlendirecek ve karşılaştıracak olursanız ne gibi değişiklikler oldu hayatınızda? Kaygı ve umut vardı. Hep diyordum ki konuşsa acaba biter mi? Otizmi çok tanımadığım için konuştu, bitmedi. Okusa biter mi? Okudu, bitmedi. Ve bunun bitmeyeceğini bildiğim zaman bunu içime sindirip Hüseyin'in yaşam kalitesini nasıl yükseltebilirim, ne yapabilirim? Hüseyin'le mutlu vakit nasıl geçirebilirim? Sürekli üzülmekle vakit geçmiyor. Evet, maalesef. Bunu kaliteli bir zamana geçirmek, dolu dolu yaşamak. Bunu dönüştürdük artık hani mutluluğa dönüştürdük bu otizm şeyini. Yine evde de sürekli etkinlikler yapıyorsunuz. Arkadaşlarımız da ekrana yansıtıyor. Yine dernekte de birçok faaliyet yapılıyor. Evet. Yine çocuklarımız çoğu zaman müzik aletleri çalıyor. Yine ilerleyen yayınlarımızda çocuklarımızı yine alacağız. Çok güzel bir müzik şöleni yaşatacaklar izleyicilerimize. Ben aynı soruyu sizlere de yöneltmek istiyorum. Siz ilk duyduğunuz zaman neler hissettiniz? Herhalde genel olarak bütün aileler aynı zorluğu yaşıyoruz. İlk anda duyduğumuzda tanıyı kabullenme aşaması biraz bizi yıpratıyor. Aslında ben hala tanıyı kabul etmiş değilim. Yani iyileşeceğine olan inancım her zaman var. Ben bütün annelerden de aslında bunu istiyorum. Hiçbir zaman bununla iyileşeceklerine, işte ileride daha iyi yerlere geleceklerine, gelişim kat edeceklerine inanmalarını, hiçbir zaman kaybetmesinler umutlarını. Evet. Ben de ilk tanıyı aldığımda otizm nedir bilmiyordum. Hiçbir şekilde fikrim yoktu. Yani şu da bizi zorluyor sanırım. Yani uzmanlar dahil hani bunun bir felaket olduğunu düşünüyorlar. Yani o şekilde yansıtıyorlar bize. Özellikle toplumumuzda çok yanlış bir algı evet, bu otizm. Evet, aslında öyle değil. Yani bu çocuklar gerçekten özel. Ve keşfedildikleri takdirde çok güzel yetenekleri var. Onların dünyası çok farklı. Biz dernekte onlarla birlikte gerçekten çok mutluyuz. Dünyaları çok farklı çünkü. Evet. Çok hepsi de birbirinden güzel, hepsi de birbirinden temiz çocuklar. O yüzden yani tanı aldığımızda ilk başta bunun işte dünyanın sonu felaketmiş gibi yorumlar. Bu yorumlarla tabii ki biraz zorlanıyoruz tanıyı kabul etmekte. Biz tanı aldığımızda 2,5 yaşındaydık. Ama ben bu konuda sanırım biraz hızlı yol kat ettim. Yani biz çabuk kabullendik olduğumla. Bu yola çıktık. Artık alıştık ama otizmle yaşamak zor değil. Peki kaygılarınız hala var mı? Kaygılarımız, ben konuşmadığı için tabii ki kaygılanıyorum. Benim olmadığım her yerde, eğitim alırken, okulda işte herhangi bir sorunla karşılaştı mı? Bu konuda kendini savunabildi mi? Kendini ifade edebildi mi? Buna dair kaygılarım var. Ama bütün annelerin şöyle ortak bir kaygımız var. Benden sonra ne olacak? Evet, maalesef. Zaten dernekte de bunun adına yoğun çalışmalar yapıyoruz. Yani en büyük kaygımız bu sanırım. Ama dediğiniz gibi hiçbir zaman inancınızı yitirmeden her kesinlikle şeyin daha iyi olacağını düşünerek yol kat ettiğiniz zaman dediğiniz gibi her şey de daha da güzel olacak. Evet. Hüseyin, uykun mu geldi senin? Uykum geldi. Az önce bize bir şarkı söylemiştin Hüseyin. Hüseyin uykusu geldi diye yatacağım ben. Hayır. Şimdi yatmayalım. Şimdi sen şarkı söyle. Herkes senin şarkı söylemeni istiyor. Barış abin de az önce görmüştü. 1881'de bir bebek doğdu.
Annesi, babası Mustafa Kodu büyüdü, büyüdü, Atatürk doğdu. Evet, alkış sana Hüseyin. Alkış. Çok güzel söyledin. Peki bu şarkıyı nerede? Annem mi öğretti sana bu şarkıyı? Duygu Hoca, aferin sana. Hüseyin, dernekte sen neler yapıyorsun? Boncuk yapmışsın. Boncuk sen yapıyor. Gördük, hatta hediyeler yapmıştın boncuk bizlere. Boncuk yapıyor, spor yapıyor, hediye yapmıştın, aferin. Evet, hediye yapmıştın sana. Çok güzel bir hediyeydi. Teşekkür ediyoruz. Başka resimler çizdin mi? Çizdim. Neler çizdin? Anneni çizdin mi hiç? Anneni çizdim. Duygu, ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok sevdim Hüseyin. Peki Mine hocanı, Fatma hocanı da çizdin mi sen? Fatma kavası çizdim, bile olacağız. Çizdim ben. Evet. Peki spor yaparken neler yapıyorsun sporda? Koşuyorum ben. Oo, arkadaşların var mı peki Hüseyin senin? Arkadaşlarım var. Buradan arkadaşlarına el sallamak ister misin? Hadi el salla. El sizi sallı. Çok seviyorum de. Seni çok seviyorum. Tamam Hüseyin, teşekkür ederiz sana. Duygu, ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok sevdim Hüseyin. Şimdi annene sorular soralım. Evet, anne, Songül Hanım. Anne, hadi sen annene soru sor. Evet. Olur mu? Sor Onur, bakalım. Onur, yapma. Onun önce gelmeyelim. Tamam, sen sonra sor. Tamam, Songül Sireyle. Hanım. Peki evde ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz? Evde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Çok güzel şarkılar öğrenmiş yine. Ekranlara da getiriyoruz. Güzel resim çiziyorlar, spor yapıyorlar. Peki evde gün içinde vakit nasıl geçiyor? Evde hayatın içinde tutuyorum. Normal kahvaltımızı hazırlamaya başlamakla itibaren her işimizi Hüseyin'le beraber yapıyoruz biz. Kahvaltı hazırlaması, yatak toplaması. Bizim genelde evde çok durmayan bir aileyiz. Evet. Biz okul, dernek, spor, faaliyetler. Hiç evde hani aman aman uzun süre bir evde kaldığımız bir süreç yoktu. Yani çok uzun süre evde kalınca zaten sıkılıyor Hüseyin de, değil mi? Aynen aynen. Hem sıkılıyor hem de gerilme oluyor. Evde kaldığı zaman, sosyalleşmediği zaman, hayatın içine katmadığın zaman otizmi daha çok belirginleşiyor. Evet. Ve sosyal hayatın içinde Hüseyin mutlu ve daha rahat oluyor. İki kişi evde ne kadar faaliyet yapıp da zaman geçirebilirsin? Maalesef çok zorlar. Özellikle sizleri çok zorlar. Aynen. Bu durum. Ama sürekli dışarıda, derneğimiz sayesinde sürekli sosyal faaliyetlerimiz var. Ve kendimizi o kadar rahat, o kadar mutlu hissediyoruz ki iyi ki yolumuz kesişmiş, iyi ki tanımışız diyoruz. Yani yine dernek olmasa daha da zor bir hayatınız olabilirdi. En azından eve kapanabilirdiniz, hayal kırıklıkları yaşayabilirdiniz. Şimdi dediğiniz gibi siz bu durumu da kabullendiniz ve oğlunuzu diğer oğlunuzdan da ayırmıyorsunuz. Yine ona da sorumluluklar da veriyorsunuz. Evet. Peki oğlunuzun yeteneklerini keşfettiniz mi? Yani böyle derneğe gittikten sonra özellikle. Derneğe gittikten sonra atletizme yatkın olduğunu gördük. Evet. Atletizm de en azından koşuda çok güzel atletizm şeyinde. Ondan sonra spor yaptıkça daha rahatlayıp ve daha böyle uykuya rahat daldığını en azından gördük biz. Hani sadece etkin olarak seviyorum. Değil mesela rahatlatıcı özellikleri de var dışarı çıktıktan sonra. Evet. Atletizme şeyi var. Atletizm yarışmalarına gitti. Afyon birinciliği aldı ama daha çok ilerleteceğiz. Yani atletizmde başarılarını da gördünüz, oğlunuzun evet. Yeteneklerini de gördünüz. Peki yani ilk başta anlatmıştınız, böyle bir hayal kırıklığı yaşamışsınız ama şimdi çocuğunuzun başarılarını görüyorsunuz, başarılarına evet. Ortak oluyorsunuz. Peki başarılarını gördüğünüzde neler hissettiniz Hüseyin'in başarılarıyla? Hüseyin'in başarıları beni mutlu ediyor, Hüseyin'i mutlu ediyor. Ne bileyim, hayata tutunduğumuzu balkona, hissediyoruz. Balkona çektiği çiçek etire kravatı takacağım ben. Kravat mı takacaksın? Takacaksın. Tamam, bir dahaki sefere kravat takalım, olur mu Hüseyin? Kravat takalım. Tamam, başka sporlarda yapacak mısın peki sen? Yapacağım. Neler yapacaksın? Çiçek etire kravat. Hüseyin, sen neye binmeyi seviyorsun? Binmeye. Hangi neye binmeyi seviyorsun? Bisiklete binmeyi. Yine çok güzel sporlar da yapmışsın. Anne balkona. Bir saniye sorar mısın önce? Evet, bisiklete nasıl biniyorsun? Bisikletin var mı senin? Bisikletim var. Nasıl sürüyorsun peki bisikletini? İyi sürüyorum. İyi sürüyorsun. Çok hızlı mı sürüyorsun, yavaş mı peki? Yavaş sürüyor. Tamam, aferin. Hep yavaş sür, tamam mı? Yavaş sür, aferin. Tamam. Şimdi Mine ablana soracağız soruları. Evet Mine Hanım, tekrardan ben sizlere dönmek istiyorum. Sizler Efe ile evin içinde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Anlattığınız üzere Efe çok hareketli bir çocuk. Evet, sizin için de zor oluyordur gün içerisinde vakit geçirmek. Bir gününüzde bize böyle özetleyecek olursanız neler söylemek tabii, istersiniz? Efe, biz sabah çok erken kalkıyoruz. 9'da okul başladığı için eğitim başlıyor, kreş eğitim alıyoruz. Ben de derneğe geçiyorum. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Onu okula bırakıyorum, ben derneğe geçiyorum. Akşam çıktıktan sonra evde artık dinlenme bizim bütün gün. O da okulda, ben dernekteyim. Yani benim için dinlenmek.
Efe için tamamen çıldırmak evin içinde. Çünkü sürekli bir şeyler yediğimiz için devamlı dağıtıyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz, zıplama yokluğuma çok sevmemiş. Sürekli canın yemek yemek istiyor, sürekli tabii, yemek yemek istediğini mi gösteriyor Efe size? Evet tabii. Hatta kendi gider buzdolabına falan açar, istediğini alır falan. Devamlı bir yerlere döküp saçtığı için ben arkasında aslında bu şekilde de eğitim vermiş oluyorum. Yani işte hadi anneciğim orayı topluyoruz, hadi oyuncaklarımızı topluyoruz. Orayı sen kirlettin, sen toplayacaksın falan bu şekilde. Dedişim öyle bütün akşam bu şekilde geçiyor. Evet, daha 5 yaşında sorumluluk da yüklemeye başladınız Efe'ye. Tabii, tabii. Peki böyle sorumluluk yüklediğiniz zaman size karşı tepkisi ne oluyor Efe'nin? Yani beni kullanmayı biliyor ya. Artık benim şeyimi anlamış. Evet. Yani tatlı yüzümü anlamış. Yani kullanmayı çok iyi biliyor. Yani bir iki böyle yalandan işte topluyor, ondan sonra yüzüme bakıyor böyle. Aslında ben toplayacağım bu der gibi. Yani aslında çok akıllılar. Gerçekten çok akıllılar. Evet. Yani işte konuşmanıza gerek yok. Bakışlarınızdan bile anlıyorlar. İsmail Efe de bunu çok kullanıyor. Yani yalandan böyle beni tatmin edecek kadar 3-5 topluyor. Az sonra gözümün içine bakıyor. Tamam mı, yeter mi der gibi. Ben de kıyamıyorum. Yani genel olarak ben evin içinde çok baskı kuramıyorum. Yani daha yaşımız küçük olduğu için. Sorumluluk yüklemek gerekiyor ama dediğiniz gibi çok baskı kurmak da onları mutsuzluğa da itebilir. Evet. Dediğiniz gibi hafif böyle sorumluluk yüklesinler. 5 dakika olsun toplasınlar. Evet, evet. Yani bu sorumluluk yüklemek de yine otizmli çocuklarımız için çok iyi olacaktır. Yine sizin diğer çocuklarınız da var. Peki diğer çocuklarınız kardeşiyle nasıl ilgileniyorlar? Ya o konuda ben çok şanslıyım. Çünkü İsmail Efe'ye karşı üçünün de yaklaşımı çok farklı gerçekten. Onun farklı olduğunu artık anladılar. O yüzden yani ben ne kadar kolluyorsam, ben ne kadar alttan alıyorsam onlar da o şekilde. En büyük ablamız 11 yaşında. Onun küçüğü 8 yaşında. Onlar küçüğü... da küçüklerdi. Küçükler ama gerçekten bu konuda şanslıyız. Yani evet. İsmail Efe hani odalarda benim görmediğim yerde koşarak geliyorlar. Anne İsmail Efe şunu yaptı, anne bunu yaptı. Yani artık benim aslında müdahale etmeme de gerek kalmıyor. Yani evet. Onlar da İsmail Efe sayesinde biraz erken olgunlaştılar sanırım. Peki gün içerisinde birlikte vakit geçiriyor mu İsmail Efe de kardeşleriyle birlikte? Oyun oynuyorlar mı? Ve bu İsmail Efe'ye iyi geliyor mu oyun oynamak? Tabii tabii. Şimdi şöyle, biz İsmail Efe'nin babasıyla ayrıyız. Biz 2 sene önce eşimle ayrıldık. O yüzden ablaları ve kardeşi hafta sonları bizimle birlikteler. Evet. Onlar geldiği zaman tabii ki bir cürcuna, küçük bir kreş oluyor. 4 çocuk olduğu için. Evet. Yani İsmail Efe onlarla oynama konusunda, boğuşma konusunda çok hoşuna gidiyor. Ama sanırım hafta içi de biz sürekli birlikte olduğumuz için beni paylaşmak da istemiyor. Biraz kıskançlık krizlerimiz de tutuyor. Onlar gittiğinde bu der gibi rahatlıyor, böyle bir sakinleşiyor. Ama tabii ki iyi geliyor. Akran birlikteliği onun için çok önemli çünkü. Evet, etkinliklerle birlikte vakit geçirmek de onun için çok önemli oluyordur. Songül Hanım, aynı soruyu ben tekrardan size de yöneltmek istiyorum. Yine Hüseyin'in de ikizi var. İkiziyle nasıl anlaşıyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar? İkiziyle çok güzel anlaşıyorlar. Biz aile eğitimi aldığımız için ikizi Hüseyin'e nasıl davranması gerektiğini çok daha iyi biliyor. Evet. Bizden daha bilinçli, daha güzel yaklaşımı var. İkiziyle gerçekten, ikizi olmasının avantajı çok büyük oldu benim için. Rol model. Kardeşine yaparsa rol model. Biraz da sorumluluk yüklendi öbür kardeşine ama işte düzgün davran, seni model alıyor gibi falan ama çok güzel. İkisi olmanın avantajını çok güzel yaşadık. Peki etkileniyor mu Hüseyin kardeşinin davranışlarından? Yani tabii rol ki. Model dediniz. Gerçekten örnek alıyor mu kardeşini? Alıyor. Kesinlikle. Hasan'ın yaptığı şeyleri kesinlikle model alıyor. Mesela yatak düzeltmesi bile Hasan ona ilk başta gösteriyor. Diyor ki Hüseyin ben yatağımı böyle düzeltiyorum. Gidiyor Hüseyin aynısını yapıyor. Örnek alıyor ve uygulamaya da başlıyor. Örnek alıp ve uygulamaya başlıyor ve kardeşini mesela bir gün bir yere gönderelim. Evet. Şimdi üniversite hayatı başlayacak kardeşim, o bizi çok düşündürüyor. Bir gece bile ayrı kalmak istemiyor. O süreç sizin için biraz daha zor olacak. Kesinlikle. Anneannesi bile gittiğinde bir gece kaldığında Hasan olmadığı zaman uyumuyor, yatmıyor. Benim kardeşim yok. Aralarında da farklı bir bağ var o zaman şu an için. Hasan daha vicdanlı davranıyor. Diyelim ki kardeşinin engelli olduğunu, otizmli olduğunu, bunun bilincinde olduğu için çok daha seviyor. Vicdanlı ve merhametli davranıyor böyle. Evet. Özellikle kardeşlere, ailelere bu konuda çok fazla sorumluluk düşüyor. Kesinlikle. Gerçekten hani çok çok güzel ilgileniyorsunuz. Bizler görüyoruz, şahit oluyoruz özellikle dernekteki faaliyetlerinizde. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben bu davranışlarınızdan dolayı. Hüseyin. Abin mi? Kardeşin mi var senin? Hasan mı kardeşinin ismi? Asa kardeşim var. Hasan'la ne yapıyorsunuz evin içinde? Oyun oynuyor musun sen Hasan'la? Hasan'la oyun oynuyor. Hasan'la araba krizi geçirdi. Araba krizi. Hasan'la araba krizi geçirdik. Hasan'la küsü şu dökerken. Yalan söylüyorsun. Peki evde araba oynuyor musun?
Oynuyorum. Oynuyorsun. Başka ne oyunlar oynuyorsunuz? Hüseyin'e usta dur önce. Sen uslusun zaten. Bugün çok uslu olmuşsun değil mi Hüseyin? Hasan'ı sen nereden attın? Odadan attım. Neden attın odada? Hasan Ali'ye attı. Neden attın peki? Bekaldı. Neden attın? Üstelik çalışma odasını ayırmak zorunda kaldık. Dedi ki Hüseyin uyumak istiyor. Evet. O ders çalışmak istiyor. Diyor ki kapat ışığı diyor. Ben çalışayım. Tabii ki birisi üniversiteye hazırlanıyor, birisi şey yapıyor. Oda sana çok mutlu ama Hasan'ı ben odadan attım kitaplarıyla diyor. Bir şeyi başardığını görüyor orada. Peki böyle başarılara imza attıkça Hüseyin neler hissediyor? Dediniz sporda başarıları var, yine başarıları var, resimler çiziyor. Kendi neler hissediyor o anlarda? Ya başarısında en azından gelip bize ifade edebiliyor. Diyor ki ben Hasan'ı odadan attım. Bu bir özgüven. Saça çok iyi. Koşuda ben başarılı oldum. Küçük özgüven oluyor. Küçük adımlarla özgüvenli olarak şey yapmış oluyor. Evet, peki eğitim konusuna da değinebilir miyiz? Şu an Hüseyin nasıl bir eğitim alıyor? Yani okula gidiyor mu yoksa özel eğitimlerle mi devam ediyor? Özel eğitime gidiyor. Lise 3. sınıf meslek lisesine gidiyor. Özellere gidiyor. 11. sınıf Hüseyin şu anda. Evet. Hüseyin ilkokulda kaynaştırma öğrencisiydi. Ortaokulda kaynaştırma öğrencisiydi. Liseye geldiğinde biz meslek lisesine özellere gönderdik. Özel bir okula. İşte okul hayatı zor bir süreç. Anlayış gerekiyor. Kaynaştırma gerçekten zor bir süreç. Evet. Peki okula gittikten sonra ne gibi değişiklikler oldu Hüseyin'de? Yani en iyi gözlemleyen bunu tabii ki sizlersiniz. Özellikle bu konuda annelere daha fazla sorumluluk düşüyor babalardan ziyade. Yani Hüseyin'deki o değişimi bizlere anlatabilir misiniz? İlkokula başladığında Hüseyin'de konuşma yoktu. Evet. Bir sürü konuşma terapistine gittik. Konuşma kesinlikle, ama okula gittiğinde akranlarıyla Hüseyin konuşmaya başladı. Yani kaç yaşında konuşmaya başladı? 6 yaşında konuşmaya başladı ve akran eğitimiyle konuştu seni. Evet. Evet, geçen programımızda Fatma Hanım da yine bunu söylemişti. Çocuklar birbirlerini görerek daha fazla konuşmaya başlıyor, öğrenmeye başlıyor. Yine müzik aleti çalmaya başlıyor demişti. Yine bunun örneğini biz burada Hüseyin'de de görüyoruz. Efe de konuşamıyor demiştiniz sizler de. Yine Efe de aldığı eğitimlerle ileriki zamanlarda Hüseyin gibi olacak diye bizler de umuyoruz. Çünkü hepsi birbirinden özel bir bizler için. Hepsi birbirinden değerli çocuklar. Hüseyin, çok beğenmişler senin şarkını. Diyorlar ki Hüseyin çok, bir çok kere daha şarkı söyle. Hadi bir daha söyle bakalım. Hadi bir kere daha söyle. 1881'de bir bebek doğdu. Annesi, babası bu savaş oldu, büyüdü. Atatürk doğdu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha seni alkışlıyoruz Hüseyin. Çok güzel söyledin. Hüseyin. Anne, folyo etme. Halil yok artık tuttu. Hadi Hüseyin, bir kere daha buradan el salla. Hepinizi çok seviyorum de. Sonra artık Alper'i gidelim. Alper'i seviyor musun? Alper'i söyle. Alper'i seviyor. Hepinizi çok seviyorum de. Herkesi seviyor. Kanal 3 izleyenlerini çok seviyorum da. Kanal 3'ü izleyenleri çok seviyor. Biz de teşekkür ediyoruz Hüseyin. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim sadece ihtiyacımız olan anlayış. Neymiş? O sadece anlayış. Sadece kaldığınızda selam atalım mı? Kısa bir araya gideceğiz. Evet efendim, merak ettiğiniz tüm soruları 501-311-0303 numaramızdan bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz diyelim. Hüseyin bize sabah sabah renk attı, güldürdü, eğlendirdi bizi. Onu biraz dinlendirmek için şimdi dışarı aldık. Songül Hanım, sizlerle ben başlamak istiyorum. Otizm hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Otizm doğduğundan itibaren sıkı takip edilecek bir çocuk. Evet. Benim çocuğumda olmaz diye bir şey yok. En küçük ayrıntıyı bile takip etmesi lazım. Bir bebek doğduğunda annenin gözünün içine bakarak beslenir. Eğer küçücük bir kaçırması bile varsa bunu takip altına almak zorunda. Çünkü günümüzün hastalığı.
Yani şu an günümüzde çok fazla bilinmiyor ve hani bilinen yanlış bir algı var. Otizm anne karnından itibaren olabilen bir hastalık gibisinden düşünüyor. Ama ben burada sözü size bırakacağım Mina Hanım. Sizin Efe 3 yaşından sonra otizmli özel bir birey oldu. Evet. Sizin süreç nasıldı? Siz de bize otizm hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Otizm bir engel değil aslında. Bizim çocuklarımızın zihinsel bir engeli yok ya da fiziksel bir engelleri de yok. Yani dışarıdan bakıldığında o yüzden anlaşılamıyorlar. Otizm onların sosyallikten uzak kalma, konuşamama, iletişim içine girmek istememe, sosyallikten kaçınma. Yani bu otizm aslında bir engel değil, bir farklılık. Bunda erken tanı çok önemli. Ama işte hikayelerimiz farklı. Mesela ben oğlum da 2,5 yaşındayken tanı aldım ama 2 yaşına kadar benim oğlum şarkılar söyleyen, konuşan, cıvıl cıvıl bir çocuktu. Yani gelişiminde herhangi bir gerilik yoktu. Çünkü benim oğlumdan önce de 2 kızım olduğu için yani gelişiminde bir farklılık olsaydı tabii ki de anlardım. Evet, göz temasımız çok güzeldi, isme hitabımız vardı. Yani hiçbir problem yoktu. Evet. 1,5 yaşında kardeşimiz oldu bizim. İsmail Efe 1,5 yaşındaydı, tekrar bir kardeşi oldu. Yani sanırım bu kardeş travması İsmail Efe'yi çok etkiledi. Bir de şansımızdan o dönem bizim pandemi dönemine denk geldi. Pandemi dönemi olduğu için işte ben kardeşiyle ilgilenirken sürekli kıskançlık krizleri yaşıyor. Bu arada ben telefon vermek zorunda kalıyorum eline onu susturabilmek için. Yani ekran bağımlılığı da bize o dönem eşlik etti. Ve daha sonra yavaş yavaş İsmail Efe konuştuğu kelimeleri artık unutmaya başladı. Yani daha çok hep telefonla ilgilenmeye başladı. Şarkılar söylüyorduk, onları unuttuk. Artık bana anne diye seslenmemeye başladı. Yani bir gerileme başladı 2,5 yaştan sonra. Onunla birlikte yani ilk bu belirtileri konuşmayı unutmaya başladı. Evet. Kelimeleri unuttu. Bu şekildeydi. Evet, bu şekildeydi. Ben ondan sonra tabii ki bir izlemeye başladım çocuğumu, fark ettim bunu. Daha sonra zaten çok gecikmeden hemen bir uzmana başvurduk. Yani bu şekilde oldu. Yani bir anne çocuğunun gelişiminde bir anormallik hissediyorsa, bir farklılık hissediyorsa bu kesinlikle doğrudur. Aslında tanı da yani uzmanlar alıyorlar 40 dakika. 40 dakikada çocuğun neyini görebilirler, ne kadar anlayabilirler. Yani tanı da aslında en uzman kişi anneler. Anne benim çocuğumda bir farklılık var diyorsa kesinlikle o çocukta bir farklılık vardır. Ben bu konunun üstüne değinmek istiyorum, konuşmak istiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi toplumumuza baktığımızda otizm artık çok yayılmaya başladı. Evet, ya bunun sebebi misal çok fazla çalışan annemiz var. Anneler çocuklarını bakıcıya veriyorlar ve bakıcılar da haliyle çoğu zaman çocuklara telefon veriyorlar. Bunun sebebi de olabilir mi? Çocuklar artık çok fazla sosyal medyadalar, telefonlar elinde, tabletler elinde. Buraya bağlanabilir mi Mina Hanım? Şöyle, otizm ve uyaran eksikliği ayrı şeyler. Uyaran eksikliği de otistik belirtiler göstermelerine sebep olabiliyor çocuklarda. Ekran evet. bağımlılığı, iletişim problemi çıkarıyor çocuklar. İletişim kurmak istemiyor, sosyalleşmek istemiyor. Bu ikisi çok farklı. Ekran bağımlılığından kaynaklı bir otistik belirtiler gerçekleştiyse bunlar eğitimle düzelebiliyor. Çocuklar bu durumdan çıkabiliyorlar. Otizm biraz daha farklı bunun dışında. Şahsen ben şöyle düşünüyorum. Aşılardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu konuda çok fazla öne atılan şey var ama evet. ben aşıların etkilediğini düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum 2 yaşına kadar hiçbir şekilde gelişim problemi yoktu. 2 yaşından sonra bizde gelişim gerilemesi başladı. O yüzden ben aşılardan şüpheleniyorum. Evet, şimdi bakıldığı zaman Songül Hanım'ın Hüseyin gerçekten 6 aylıkken siz fark ettiniz. Sizler evet. Efe'yi çok güzel bir çocuktu. 2 yaşına evet, kadar çok güzel şekilde konuşabiliyordu. 3 yaşından sonra fark ettiniz. Peki sizler ilk böyle konuşmadığı zaman, kelimeleri unuttuğu zaman otizm olduğunu anladınız mı? Yoksa hani böyle çocuklara deriz ya şımarıklık o yüzden yapıyor. Böyle mi bir algıdaydınız? Yok öyle düşünmedim. Tabii ki de bu çok farklı bir durum dedim. Çünkü evet. diğer dediğim gibi diğer çocuklarımla yaşamadım. 2 tane kız çocuğum var. Hı hı. Onlardan tecrübeli olduğum için bu durumu yaşamamıştım. Bir anormallik olduğunu fark ettim. Hemen internete sarıldım tabii ki telefona. Neden böyle bir gerilim olur, neden unutulur? Otizm tanısını zaten ilk kendim o şekilde karşılaştım. Ondan önce duymamıştım. Otizm nedir bilmiyordum. Yani aslında problem zaten sanırım burada. Toplum olarak aslında bu ince detayları bilmiyoruz. Yani otizm nedir? Yani benim başıma gelmez diye bir şey yok. Kesinlikle. Yani ki artık otizmin oranı gerçekten çok fazlalaştı. Pandemiden sonra çok fazlalaştı. Bu yüzden otizmin ne olduğunu,
belirtilerinin neler olduğunu, bunları herkesin bilmesi gerek aslında. Toplum olarak bu şekilde bilinçlendirilmemiz gerekiyor. Biraz daha otizm üzerine eğitimleri de sıklaştırsak herkes daha da bilinçlenir. Özellikle böyle annelere bu konuda eğitimler verirse daha da bilinçlendikleri için erken tanı da yine hayatımızı da kurtarır bu konuda. Songül Hanım, tekrardan size döneceğim. Siz 6 aylık yeni öğrendiniz. Göz teması kuramadığını gördünüz. Peki sizin süreciniz nasıl işledi? Yine konuştuğumuzda eşiniz biraz sizin kabullenmekte zorlandı. Peki o süreçlerde neler yaşadınız? Eşim zorlandı. Kendim bile zorlandım. Dedim ki hani bakıyorsun bir çocuğundan farklı. Doktora götürüyorsun. Çok küçük diyor. Ben buna bir şey söyleyemem diyor. Hani doktorlar da bizi çok geriledi. Ben 6 aylık fark ettim ama 2 yaşında tanı koydurabildim. Ama ben tanı koymadan önce otizmde ne yapılması gerekiyor, nasıl bir eğitim verilmesi gerekiyor araştırmaya başladım. Siyah bir örtüyle göz teması kurulduğunu el feneriyle internette bir yerde koydum. Ben doktora gittiğinde Hüseyin göz teması benimle kurmuştu. Çünkü beraber el feneriyle eğitime başlamıştık. Ve doktorlara artık kabullendiremiyorum. Diyor ki ikiz çocuk büyütüyorsun, psikolojinde bir sıkıntı mı var? Hayır, birbirinden farklı. En son cep telefonunda çocuğun otistik hareketlerini videoya çekip doktora gösterdim de bu çocuk otizm dedi. Peki sizler hani feneri gösterdiniz, yine çocuğunuzla etkinlikler yaptınız daha küçük yaşlardan. Evet. Ve Hüseyin'e şu an bakıyoruz gayet iyiydi. Oturmasında sıkıntı yok, yine şarkıları öğrenmiş, yeteneklerini keşfetmişsiniz. Peki bunları yapmasaydınız şu an Hüseyin daha farklı bir birey olabilir miydi? Bunları yapmayıp çevreyi dinleseydim, babası da geç konuştu, bilmem ne de yaptı. Hüseyin bu kadar aşamada olmazdı. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Şu an toplumumuzda bakıldığında bazen çocuklar 3 yaşına kadar konuşmuyor ve ailelerde dediğiniz gibi zaten annesi de geç konuştu, babası da geç konuştu. Şımarıklıktı. Ya buradan ben sizden özellikle ailelere tekrardan bu konuda seslenmenizi istiyorum. Özellikle erken tanının önemine vurgu yapmanızı istiyorum. Sizden başlayalım. Benim ikiz kardeşi aguluyor. Normal sürecinde gidiyor. Bakıyorsun çocuk tamam yapıyor ama yaptığını unutuyor. Bunda bir sorun var. Bir çocuk anne der, 3 ay anne diyorsa, onu unutuyorsa kesinlikle bir sorun var. Ama ikiz kardeşi unutmuyor. Sürekli anneyi öğrendiği için anne devam ediyor. Ve bunu kesinlikle risk atmadan önce çevrede anne geç, baba geç konuşmuş, anne geç konuşmuş diye bir şey kabullenmesine. Kesinlikle 2 yaşına kadar ben internetten bilir bilmez eğitimlerle başladım. Keşke doktorlar bana deseydi ki bu otizm küçük yaşta daha çok böyle eğilseydim, bana daha çok eğitimleri yönlendirselerdi. Ben belki yanlış yaptığım eğitimler de oldu. Bana uzman birisi anlatsaydı, şu aşamada şöyle şöyle gideceğiz deseydi daha rahat olurdu. Evet, ya yine bu konuda annelere özellikle çok büyük sorumluluk düşüyor. Kesinlikle otizm tanısı alan aileler ilk aile eğitimi almalı. Evet. Biz bu otizmle nasıl baş edebiliriz? Biz bu çocuğun yaşam kalitesini nasıl yükseltebiliriz? Dediğiniz gibi şimdi mesela psikolojik olarak anne de yıpranıyor, yine baba da yıpranıyor. Bazen hani isyan boyutlarına da ulaşıyor bu durum. Bunu yapmak yerine dediğiniz gibi eğitimlere başlansa, hani artık çocuğun o olduğunu kabullenmek gerekiyor. Ve hani çocuğum daha iyi nasıl olur? Eğitimlerle bunu güçlendirilse aileler için daha iyi olur, daha sağlıklı bir aile olur. Size ben tekrardan döneceğim Mine Hanım. Peki sizler neler söylemek istersiniz? Ailelere önerileriniz nelerdir özellikle? Şöyle, Songül Hanım'ın da dediği gibi geç konuşma en büyük belirti zaten. Evet. Bunu kesinlikle işte babası geç konuştu, annesi genetik, bu şekilde yorumlamamalarını istiyoruz. Bunun dışında benim oğlum mesela 2,5 yaşından sonra tanı aldığımız için gerileme döneminden bahsedeceğim. Şimdi önceden yaptığı şeyleri yapmamaya başladı. Oyuncağını oraya attı, onu oradan alır mısın diyorum mesela. Almak istemiyor, evet. Ya da duymuyormuş gibi davranıyor. Hatta o duymuyormuş gibi davrandığı için ben gidip işitme testi falan da yaptırmıştım o zaman. Yani acaba dedim kulakta bir problem mi var işitmede? Yani ya da işte sesleniyoruz bakmıyor falan. Aileler şöyle diyor, ya şımarıklıktan yapıyor. Hani ya da işine geldiği zaman yapıyor aslında onu. Toplumumuzda en büyük yanlış algı da bu zaten. Evet. Şımarıyor, kardeşini kıskandı. Evet. Bunlara bağlıyoruz bu tür durumları. Anne aslında şüphelendiği zaman, aile şüphelendiği zaman aslında çocuğu deniyorlar. Ama sonra hani şu bahanelerin arkasına sığınıyoruz. İşte ya şımarıklıktan yapıyor,
Aslında onu yapar da şu an işine gelmiyor. Şu an burada utandı vesaire. Yani bunlarla üstüne kapatmalarına gerek yok. Zaten çocukta bir gelişim geriliği yoksa, herhangi bir problem yoksa gittikleri uzman bunu onlara söylüyor. Zamanla da anlıyorlar. Yani uzmana gitmek kötü bir şey değil. Şimdi bu yaşta ben de gidiyorum bazen. Gerçeklerle bazen yüzleşmeye korktuğumuz için de bu tür bahanelerin arkasına evet, sığınıyoruz biz. Ama bu tanıda en önemli şey erken tanı. Erken ve yoğun eğitim. Öyle olduğu için biz ne kadar uzaklaşırsak, kaçarsak, kabullenmezsek bu yol o kadar uzayacak ve o kadar güçleşecek. Evet. O yüzden erken tanı, yani erken yaş ne kadar erken fark edildi, ne kadar erken eğitime başlandıysa çocuğun yaşam kalitesi o kadar artacak. İleride çok güzel düzeye gelecek inşallah. Evet, şimdi ailelerin de bu konularda biraz bilinçlenmesi lazım. Sizler yine dernekte çok güzel faaliyetlere başladınız. Faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz. Siz özellikle şu anda dernek başkan yardımcılığı görevini üstleniyorsunuz. Peki dernek hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Özellikle şu an otizmli çocuklar, çocuk büyüten ailelerimiz varsa ve onlar hani ne yapacağını bilmiyorsa, evin içinde böyle kendi kendine kalıp o boşluktan çıkamıyorsa, özellikle onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, biz dernekte ilk aşamada ilk tanı alan ailelere rehberlik yapıyoruz. Evet. Çünkü otizm nedir, ne değildir, ne yapmalıyız, nereye gitmeliyiz, ne yapmamalıyız, bunların hepsi bir soru işareti tamamen. Tamamen bir karman çormanlık. Bu konuda da ilk tanıda rehberlik yapıyoruz. Bir de sizin yaşadığınızı yaşayan insanların içinde olmak, o çevrenin içinde olmak inanılmaz büyük bir rahatlık veriyor. Evet, yine derneğin başkanı olsun, sizler olsun, evet, hepinizin otizmli bir özel bir çocuğunuz evet, var. O bizim, da çok önemli bir anlık. Evet, bizim yönetimimiz de aslında tamamen ondan oluşuyor. Evet. Yani gönüllülerimiz dışında yönetimimizde de herkesin otizmli bir çocuğu var. Böyle olduğu için birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Tanıda rehberlik yapıyoruz. Bunun dışında çocuklarımız için mesela şu an Umudun Adı Mavi projemiz onaylandı, hayata geçirebildik. Evet. O projeyle bir sürü kurs açtık biz. Spor faaliyetlerimiz var. Şu an dernekte yoğun bir şekilde işte boncuk takıp bu şekilde kurslarımız var. Onun dışında biz sadece aslında çocuklara yönelik değil, ailelere yönelik de etkinlikler yapıyoruz. Onları bilgilendirecek, onları işte bu konuda daha eğitimli hale getirecek seminerler oluyor. İşte ergenlikte nasıl davranılmalı? Çocuk nasıl karşılanmalı? İlk tanıda neler yapılmalı? Aileyi bilinçlendirecek seminerler de veriyoruz. Uzmanlar eşliğinde. Zaman zaman psikiyatristler çağırıyoruz. Anneler biraz dertleşiyor, konuşuyorlar. Annelere de kurslar açıyoruz. Anneleri de unutmuyorsunuz. Evet, çocuklarla evet, zaten yakından birebir ilgileniyorsunuz. Evet. Hemen Songül Hanım'a soralım. Songül Hanım, sizin derneğe yolunuz nasıl düştü? Şimdi bir ailesiniz orada. Bize derneği anlatabilir misiniz sizler de? Derneğe biz 17 yıl oldu, uzun süreç. En basit bir örneğinden söyleyeyim sana. Hüseyin'in ergenlik dönemini dernekte verilen seminerler sayesinde çok rahat atlattım. Başkanımız sağ olsun, buradan çok teşekkür ederim. 7 yaşındaydı, ergenlik çok daha uzun diye düşündüğüm bir dönemde dernekte bir seminer verildi. İlle katılmamızı istedi, katıldık. Ve şu anda ben Hüseyin'in ergenliğini atlatıyorsam, başkanımızın sayesinde aldığım o gerçekten seminerden dolayı not tutmuştum. Sıkıldığım yerde o notu açıyorum, diyorum ki Hüseyin'e böyle davranmam lazım. Ergenlik, mahremiyet, çok zor şeyler bunlar. Yani dediği gibi Mine Hanım'ın da sizlere de orada eğitimler veriliyor ve Hüseyin de az önce bizlere de anlattı. Yine derneğe gittiği zaman her şeyi unutuyor. Çok sakin bir birey haline de dönüşüyor. Kesinlikle. Mutlu orada ya. Evet. Bizim yerimiz diyor. Bizim evimiz diyor ya. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi? İkinci evimiz gibi görüyor. Bizim yine evimiz orası. Konuşmanın başında da demiştiniz. Çocuklar birbirini görerek de konuşmaya başlıyor, şarkılar kesinlikle söylemeye başlıyor. Yine hepsi aynı orada otizmli bireyler. Evet. Peki birbirlerini gördükten sonra neler yapıyorlar orada? Dernekte yapılan faaliyetlere sizler de değinebilir misiniz? İşte boncuk kursumuz çok eğlenceli, dikkat toplayıcı, renkleri öğrendirici. Sadece hani şey değil, bu bir bileklik değil bizim için. O bir otizmli çocuğun o boncuğu delikten geçirmesi bizim için bir mucizedir. Saniyelerce dikkatini vermek zorunda. Evet, dikkat eksikliği tabii ki çok fazla oluyor şu an. Dikkat eksikliği, işte annelerimize aile kurslarımız var, çocuklarımıza kurslarımız var. Diyelim ki sığınılacak bir liman. Huzur bulduğumuz bir yer diyelim biz. Evet, artık aile gibi olduğunuzu yine tekrarlıyorum ben bunu. Ya bazen sizi anlamak dışarıdan çok çok zor olabiliyor. Tabii ki evet var. Yani bizler destek olmaya çalışıyoruz ama empati bu durumda çok çok önemli. Ama orada herkes sizi anlıyor. Hepinizin derdi ortak. Peki oraya gittiğiniz zaman, ailelerle oturduğunuz zaman böyle dertleşiyorsunuz. O an neler hissediyorsunuz? Böyle omuzlarınızdaki yük gitmiş oluyor mu? Birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Ben ailemden çok
Dernekteki evet. arkadaşlarım beni daha çok iyi anladığını düşünüyorum. Ben Mine'nin çocuğuna çok daha rahat bakabiliyorum. Mine ben Hüseyin'i çok daha rahat bırakabiliyorum. Ama bir başkasına bıraktığımda bir soru işareti oluyor. Hüseyin anlayacak mı? Ama Mine'ye bıraktığımda Mine Hüseyin'in dilinden anlar. Ben istediğim saatte gelebilirim. İstediğim işlerimi yapabilirim. Mine de bana bıraktığında İsmail'in ben dilinden anladığımı düşünüyoruz. Birbirimizin dilinden anlayıp böyle rahat ettiğimiz, birbirimizle anlaşabildiğimiz bizim dünyamız diyelim ya. Mutlu olduğumuz bizim dünyamız yani derneği diyelim. Hüseyin'i bırakıp evinize dönüp işlerinizi yapıyor musunuz? Ben hastane randevum varsa çok rahat Mine'ye bırakıp gidebilirim. Peki bilmeyen burada ailelerimiz vardır mutlaka derneğiniz. Onları da buradan seslenmek ister misiniz? Mine Hanım sizlerden başlayalım. Tabii ki de. Öncelikle bu tanıda kesinlikle yanlarındayız her şekilde. Evet. Bizim dernek faaliyetlerimiz hepsi ücretsiz. Hiçbir şekilde ücret yok. Bu kurslarımız, etkinliklerimiz dışında bizim aslında kamplarımız da var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bize senede iki kez sandığı kamplar var. Bunlara ailelerimizi götürüyoruz. Burada da çok eğleniyor çocuklar. 4 gün kadar bir kamp faaliyetimiz oluyor. Mesela hiç deniz görmeyen çocuklarımız vardı. Evet. Kampa götürdüğümüz. İnanılmaz eğlendiler. Orada da devamlı birlikteler. Onun dışında ailelere yani dernek geldiklerinde gerçekten en rahat edecekleri yer sanırım. Çünkü orada hepimiz yani onların çocuğuna nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz. Yani çocuk orada kriz geçirebilir, nöbet geçirebilir, takıntılarını yapabilir, bağırarak konuşabilir. Yani canı nasıl istiyorsa o şekilde davranabilir. Dernek onların dünyası. Evet, yine konuşmamızın başında da söylemiştiniz. Özellikle dışarıya çıktığınız zaman çok zor anlar yaşıyorsunuz. Yani dışarıdan evet. biraz vatandaşlarımız empatiden yoksun şekilde sizlere evet. Davranıyorlar. Yani derneğe geldiğiniz zaman yine rahat ediyorsunuz. Gün içinde hoş vakit geçirebiliyorsunuz. Yine dernek olmasaydı yani gideceğiniz alan da kısıtlı olurdu. Dışarıya çıkmak da sizler için zor olurdu. Ve hayat daha da zorlaşırdı. Şimdi dernek sayesinde yine gün içinde çok güzel vakitler geçiriyorsunuz. Çok güzel eğleniyorsunuz. Yine aynı çocuklar bir arada oluyorlar. Çok onlar da güzel vakit geçiriyorlar ve öğreniyorlar. Yine yeteneklerini keşfediyorlar. Peki sizler Hüseyin'i derneğe götürdükten sonra keşfettiğiniz yetenek oldu mu? Yani az önce yine söylemiştiniz misal sporda başarılı olduğunu. Bunu dernek sayesinde mi keşfettiniz yoksa evde mi keşfettiniz? Dernek sayesinde keşfetmiştim. Nasıl oldu? Spor başladık. Spor hocamız başladı derneğimizde. Evet. Yavaş yavaş Hüseyin'e toplan şeyden bir baktık hocayı geçmeye başladı koşuda. Ve ben bunu bilmiyordum bu kadar. Çünkü Hüseyin arabaya çarpılır diye ben asla koşmasına izin vermiyordum. Hüseyin'e asla hani spor yaptıracağım bir alan yoktu. Derneğin sayesinde ilk defa Hüseyin'in gerçekten atletizme yatkın olduğunu gördük biz. Evet. Dernek sayesinde. Peki Mine Hanım, Efe daha küçük ama sizler Efe'nin yeteneğini keşfediyor musunuz? Efe dernekte neler yapıyor? Efe hareketleriyle biliniyor şu an. Bizim gözümüzde Efe öyle canlanıyor. Efe aslında derneğin maskotu. Evet. Yani şu an yaşımız küçük olduğu için ben nasıl bir yeteneği var henüz keşfetmiş değilim. Ama derneğin içine dolap faresi gibi. Yani burada da yemek yiyor. Kesinlikle. Böyle önce herkesi tek tek süzer böyle. Beni takip eden var mı? Arkamdan gelecek olan var mı? Yoksa hemen mutfağa koşarız. Peki en sevdiği yemek ne efendim şimdi? Abur cubura bayılıyoruz. Onun dışında en sevdiğim biz biraz etçiliz ya. Sebze yemeklerinden çok hoşlanmıyoruz. Sürekli bize et olsun, tavuk olsun, sucuk olsun biraz iyi boğazız. Peki yemek yemeyi seviyor, yemek yaptırıyor musunuz? Yemek yapmayı da seviyor mu aynı şekilde? O kısma Efe ile giremiyorum. Çünkü Efe yani pasta yapmaya başladık diyelim. Bir kek karıştırıyoruz. Onu böyle parmağıyla yemeyi seviyor. Onu çırpmayı seviyor. Çok fazla müdahale ettiği için evet. Yani dernekte de o şekilde yani. Maskot gibi. Peki ilerideki hedefleriniz neler? Oğlunuzla nasıl bir yol kat etmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi Efe'nin düzenli olarak aldığı eğitimler, kreş eğitimi alıyoruz. Afyon Özel Eğitim Anaokulu'na gidiyoruz. Evet. Onun dışında haftada 2 saat rehabilitasyon alıyoruz. Ben bu eğitimlerle ileride kendi yaşamını kendi idare edebilecek düzeye gelmesini istiyorum. Tabii ki hepimizin en büyük hayali bu. İnşallah bu konuda yani daha yaşımız küçük diyorum. Buradan annelere de sesleniyorum. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmesinler, karamsarlığa düşmesinler.
Çünkü bu çocukların dönem dönem takıntıları oluyor. Dönem dönem gerçekten çok zorluyorlar bizi. Peki takıntılar geçiyor mu? Mesela dönem dönem dediniz. Evet. Bir takıntı, mesela bir kelimeyi takıyorlar. Fatma Hanım'la da yine konuşmuştuk. Hı hı. O kelimeyi bir ay boyunca söylüyorlar. Diğer dönemlerde o kelime unutuluyor değil mi? Bu evet. Şekilde oluyor. Yani aslında genelde geçiyor dönem dönem. Mesela evet. Bir dönem yani 3 ay 5 ay kadar bir hırçınlıkları oluyor. O geçiyor, o sönüyor, onun yerine başka bir şey çıkıyor. Mesela o dönem çok sallanmayı tercih ediyorlar. Peki o dönemde aileler özellikle neler yapmalı? Tabii ki daha sabırlı olmaları gerekiyor. Evet. Ama böyle etkinlikleri fazlalaştırarak yine bunun önüne geçilebilir mi? Aslında dikkatini dağıtmak en büyük önlem. Evet. Yani çocuğa yapma etme demek değil, dikkatini dağıtmak. Bunu nasıl yapacağız? Çocuğu evde tutmayacağız. Çocuk evde kapalı kalmayacak ya da sadece okul içinde kalmayacak. Faaliyetlere, etkinliklere katılacak, toplum içinde olacak. Yani onun etrafında, onun dikkatini çekecek şeyler olacak ki çocuk o takıntıdan biraz uzaklaşacak. Kendi haline bıraktığımızda ve bu toplum içine kattığımızda zaten çocuk o takıntıdan yavaş yavaş sıyrılıyor. Evet, yine derneğiniz bunun için, çocuklar için çok güzel bir ortam. Artık yavaş evet. Yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Songül Hanım, son olarak neler söylemek istersiniz? Otizm bir engel değil. Otizmle mutlu olmayı öğrenmek en güzel başarıdır. Oturup benim çocuğuma neden bu, neden bizim başımıza geldi diye çocuğu ne kadar hayata katabiliriz, neden, ne kadar yaşam kalitesini yükseltebiliriz bunları düşünelim. Otizme üzülmeye gerek yok. Yani umutsuzluğa otizm, kapılmayalım. Kesinlikle üzülmeyeceksin. Otizmle mutlu olmayı ailecek öğreneceksin. Evet, yine benim değinmek istediğim bir konu var. Son olarak onu da ben izleyicilerimize söylemenizi istiyoruz. Özellikle dışarı çıktığınızda bazen farklı görüşlerle karşılaşabiliyorsunuz, farklı tepkilerle karşılaşabiliyorsunuz. Son olarak izleyicilerimize bu konu hakkında da bir uyarıda bulunabilir misiniz? Anlayış. Anlayış ve empati kursunlar. Anne zaten o çocuğu orada susturabilse rahatsız ettirmeyecek. Susturamıyor, başaramıyor. Evet. Başaramadığı şeyi ikinci bir zorluk çıkartmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Mine Hanım, sizlere de döneceğim. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Ben çevremizden aynı şekilde empati ve anlayış istiyorum. Hemen kısa bir ailelerimizin sorunlarından, bize getirdiği, anlattıkları sorunlardan değinmek istiyorum. Tabii ki. Mesela takıntısı olan bir kızımız var. Şimdi oturuyoruz, gelip hemen böyle ceketini düzeltmek ister, dokunmak ister. İşte yani bir şekilde dokunmak, temas etmek ister. Bu bir takıntıdır onda. Biz bunu bildiğimiz için dernek içinde hani tamam deriz, geldi şey yapacak. Dışarıda da toplu taşıma araçlarına bindiğinde de aynı hareketi yapmak istiyor. Anne buna engel olamaz. Ya da işte oturduğu bir kafede, restoranda anne buna engel olamaz. Ya da sallanmayı seven bir çocuğumuz minibüste ayakta kalmak istiyor. Oturmak istemiyor ya da zıplamak istiyor ya da ses çıkarmak istiyor. Yani kendince bir tepki vermek istiyor. Maalesef biz buna engel olamıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Engel olmaya çalıştığımız zaman daha çok hırçınlaşıyorlar zaten. O yüzden ben çevremizden, toplumumuzdan bu konuda anlayışlı olmalarını istiyorum. Yani dışarıda özel bir çocuk gördüklerinde hani şu şekilde bakmak da hani sadece tepki vermemek değil. Aa, orada bir özel bir çocuk var, engelli bir çocuk var. Bunu yapmaları da değil. Yani ona bir gülümsemeleri yeter aslında. Gerçekten yani sevgiyle yaklaştıkları zaman bu çocuklar da sakinleşiyor. Bu herkesin başına gelebilir. Evet. Bu bilinçle yola çıkıp tabii çocuklarımıza ki. Bu şekilde davranmamız gerekiyor. Evet, yani bir gülümsemeleri bile yeter aslında. Onlar ne kadar mutlu edeceğini bizler yine evet. Az önce de gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel çocuklar yetiştirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, merak ettiğiniz tüm soruları 501-311-0303 numaramızdan bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden devam ediyor. İlk olarak günün kitabını ekranlarınıza taşıyacağız.
Bugünün kitabı Tüm Hastalıkların Şahı, Kanserin Biyografisi kitabı. Yine kitabın içeriğini de ekranlarınıza getireceğiz. Güçlü ve iddialı tıp tarihindeki en olağanüstü öykülerden biri. Popüler bilim kavramı böylesi bir başarıyı açıklamaktan çok uzak. Çünkü bu bir edebiyat eseri aynı zamanda. Bilimi yalnızca anlaşılabilir değil, nefes kesici hale de getiriyor. Kendini ister istemez okutturan, bekletmeyecek ölçüde moral verici ve canlı bir öykü bu. Tüm Hastalıkların Şahı beni nefessiz bıraktı ama kitap bittiğinde hissettiğim şey umutsuzluk değildi. Eski düşmanımızın kanserin artık bir yüzü olduğuydu. Tüm Hastalıkların Şahı derin bir tutkuyla kaleme alınmış, muhteşem bir kanser biyografisi. Belgelerde ortaya çıkmaya başladığı binlerce yıl öncesinden onu tedavi etmek, kontrol altında tutmak ve yenmek için destansı bir mücadelenin verildiği 20. yüzyıla ve nihayet özüyle ilgili yepyeni kökten bir anlayışa ulaşıldığı günümüze. Kanserin öyküsü insan yaratıcılığının, direncinin ve azminin öyküsü olduğu kadar kibrin de, yanlış algılamanın da öyküsüdür. Bu kitapta inanılmaz ölçüde becerikli ve sınırsız kaynağa sahip bir düşmana karşı sürekli uyanık kalmak durumunda olmuş, çağdaşların gözüyle yüzyıllar boyunca karşılaşılan engeller, kazanılan zaferler ve ölümlerin hikayesi yine anlatılıyor. Kitap kanserin baş kahramanı konumunda olduğu bir macera romanı gibi adeta okuyucuyu kitabın içinde yaşatıyor. Evet değerli izleyenler, stüdyomuzda yine birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdiki konuklarımız Doktor Belgin Şahin Abacı ve Doktor Sultan Çengelci Nazik oluyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Belgin Hanım, sizlerden başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz, iyiyiz. Evet Belgin Hanım, ilk olarak sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Ben Doktor Belgin Şahin Abacı, Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 26 yıllık hekimim, 13 yıldır da KETEM'de görev yapıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım. Sultan Hanım, sizlere döneceğiz. Sizler de bizlere kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben de Sultan Çengelci Nazik, 32 yıllık hekimim. 26 yıl Antakya'da hizmet ettim. 3 yıldır da memleketim olan Afyon'a geldim ve KETEM'de Afyon halkına hizmet etmeye devam ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım. Sizlere döneceğiz. 31 Ocak rahim ağzı farkındalık ayı. Rahim ağzı kanseri nedir? Bizlere bilgi verebilir misiniz? Rahim ağzı kanseri HPV dediğimiz human papillom virüsünün yapmış olduğu bir kanser türü. Ülkemizde ve dünyada oldukça sık gözükmekte. Evet. Ve maalesef aslında çok erken safhada tanı ve tedavi imkanı varken son aşamada hastalarımız bize gelmekte. Bizler bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sultan Hanım, sizlere döneceğiz. Peki bu kanserin belirtileri nelerdir? Rahim ağzı kanserinin belirtileri maalesef çok sessiz ilerleyen bir kanser. Ve belirtileri ortaya çıktığında da tedavisi zor bir aşamaya gelmiş oluyor. İlk başlarda hiçbir belirtisi yok. Kanama yapmıyor, ağrı yapmıyor, akıntı yapmıyor. Fakat ilerledikten sonra işte kişilerde ağrı, ilişki sırasında kanama ya da akıntı olabiliyor. Evet. Bu şey kanserin belirtileri çok geç ortaya çıktığı için, tedavi şansını da zorlaştırdığı için bizim amacımız kanser olmadan önce yakalayabiliyoruz bu hastaları. Hiçbir bulgu vermeden, o yüzden tarama 5 yılda bir bütün sağlıklı kadınları 30 yaş itibariyle tarayarak yakalamaya çalışıyoruz. Bulgu maalesef çok fazla vermiyor ilk başlarda. Evet, o yüzden düzenli kontroller dediğiniz gibi evet, çok önemli ama bizler kadınlar olarak özellikle tabii ki düzenli kontrollerimizi biraz da ihmal ediyoruz. Yine Belgin Hanım, sizler de dediniz, ileri safhada geldikleri zaman tedavisi biraz daha zorlaşıyor. Tabii. Peki kimler risk altındadır? Kimler risk altında? Önceden de bahsettiğim gibi bu kanseri aslında bir virüs yapıyor. Evet. Bu virüs alan her kişi kanser olabiliyor. Kanser olabilmesi için bağışıklık sisteminde zayıf olması gerekiyor. Ve bu da en önemli etken, en kötü etken sigara. Sigara içen bireylerde epitelizasyon bozulduğu için HPV virüsü daha kolay kansere doğru ilerliyor. Bu ilerleyiş bir günde olmuyor. 5 ila 10 yıl, hatta bazı kitaplarda 3 ila 15 yıl sürdüğü yazıyor. Evet. Sigara bırakmalarını mutlaka istiyoruz. Tabii ki tek eşlilik öneriyoruz. Cinsel ilişkiyle bulaşıyor. Eşinizin de birden fazla partnerinin olması sizin için bir risk faktörü.
3'ten fazla doğum yapmış olmak bir risk faktörü. HIV gibi immün sistemi zayıflatan bir hastalığa sahipseniz zaten HPV çok ağır ilerliyor. Evet Belgin Hanım, Sultan Hanım da az önce söyledi, tanı koymak biraz daha zor rahim ağzı kanserinde dedi. Peki böyle erken tanını koyduğu durumlarla da karşılaştığınız oldu tabii, mu? Konulabiliyor mu? Biz tabii hastalarımız çok üzülüyor ama biz çok seviniyoruz. Çünkü diğer pek çok kanserde biz kanseri direkt görüyoruz. Evet. Ama bunda öncül lezyon, prekanseröz dediğimiz lezyonlar var. Onları görme şansımız var. Özellikle kadın doğuma giden hastalarımıza simir yapılıyor. Bu simir bir fırçayla sürüntü alınması ve patolon incelemesi işlemidir. Burada hücrelerdeki bozulmayı net olarak görüyoruz. Buna göre müdahaleler yapılıyor. Ketemde ne yapılıyor? Ketemde HPV dediğimiz human papillon virüs izolasyonu yapılıyor. HPV virüsü 200'den fazla çeşidi olan bir virüs. Bunlardan 15 tipi kansere neden olabiliyor. Bazı tipleri böyle sil gibi karnabahar görünümlü lezyonlar yapabiliyor. Bu HPV araştırmasında yine fırçayla sürüntü alınıyor ve HPV var mı? Varsa hangi tip ona bakıyoruz. Biz tip 16-18'i özellikle kansere ilerlediğini biliyoruz. 16-18 çıktıysa hemen kolposkopiye yönlendiriyoruz. Kolposkopi yine bir kadın doğum muayenesi yapılıyor. Burada lugol ve shell dediğimiz boyalarımız var. Rahim ağzına bu boyalar fışkırtılıyor ve rahim ağzı mikroskop gibi kamerayla değerlendiriliyor. 40 kat kadar büyütülüyor ve orada bir problem varsa küçük bir parça alınıyor. 15 tip özellikle kansere neden oluyor ama tip 16-18 daha fazla, %70 olarak kansere neden oluyor. Bu araştırmalarla çok erken safhada biz kimin kanser olacağını buluyoruz ve orada dur deme şansımız var. Evet, çok rahim ağzı kanseri evet adı kötü bir kanser ama her şeyden önemlisi önlenebilir bir kanser. İkincisi tedavi edilebilir bir kanser. Ben de tam olarak bu konuya değinmek istiyorum. Bu soruyu da sizlere yönelteyim Sultan Hanım. Önlenebilir, tedavi edilir bir kanser türü olduğunu Belgin Hanım söyledi. Bu konu hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz? Bizim toplumumuzda genelde kanser kelimesi geçtiği zaman hemen ölümcül olarak algılanıyor ve psikolojik olarak ilk olarak yıpranmaya başlıyoruz. Biraz bilgi alabilir miyiz? Doğru, bu önlenebilir bir kanser türü. Biz bunu zaten KETAM'da bizim amacımız kanser olmadan önceki enfeksiyon, uçuk gibi hani uykudaki faslında yakalayıp tedavi edebilip kansere dönüşmesini engellemek. Bu anlamda taramalarımızı yapıyoruz ve direkt pozitif çıkan hastalarımızı kadın doğum işbirliği ile tedavi alıyoruz. Bunlar bağışıklık dirençleri yüksek olduğu zaman tedavileri kendi kendine de iyileşme şansları var. Fakat kadın doğumcularla beraber bazı tedavi yöntemleri var. Direnç arttırarak ve o bölgedeki müdahalelerle hiç kanser olmadan önüne geçiyoruz. Bu anlamda hani biz gerçekten bunu yakaladığımız zaman mutlu oluyoruz. Hiç korkmasınlar çünkü korkunun da ecele bir faydası yok. Bu zaten kanser olduğunu göstermiyor. İhtimalini gösteriyor bize. Ve bu yüzden de hastaların gelmelerini 5 yılda bir düzenli kontrollerini yaptırmalarını istiyoruz. Ve yakalandıkları zaman kansere dönüşmeden tedavi oluyorlar. Hem bu şekilde taramalarla bu işlemi yapabiliyoruz. Hem de koruyucu olarak bir aşısı var. HPV aşısı. Şu an bizim aşı programı içinde değil bu aşılama sistemi. Ücretle yapılıyor. Fakat o kadar çok şeye para harcıyoruz ki yani telefonlar, şeyler lüksümüze. Bu sağlık için çok yapılabilecek bir aşı. 9 ve 13 yaşındaki çocuklara o arada yaptırmamız lazım. Bağışıklık sisteminin çok %100'e yakın, koruyuculuğu çok yüksek olan bir aşı. Çocuklarımızı erkek ve kız hepsine yaptırmayı öneriyoruz. Yani kızlarda rahim ağzı kanseri oluşmasını engelliyor. Erkeklerde de penil kanserleri de sebep olabiliyor, cinsel kanserlere. Hem de bulaştırıcılığı
kırmış oluyoruz. Evet, yine burada güzel bir konuya değindiniz. Şimdi sen rahim ağzı kanseri deyince sadece kadınlara, kız çocuklarımıza özel olarak algılıyoruz. Tabii ki yine söylediğiniz gibi erkeklerin de bu aşıyı yaptırmasını sizler tavsiye ediyorsunuz. Ediyoruz. Hem onlarda da çok nadir de görülse penil kanserler oluşturabiliyor, evet, cinsel bölge kanserleri. Hem de kendilerinde hiçbir bulgu olmadığı için erkeklerde çok eşlilik olursa eğer herkese bulaştırmış oluyor. Yayılım bu şekilde oluyor zaten. O yüzden hani onlara yaptırmak, özellikle erkek çocuklarına yaptırmak otomatikman hastalığın bulaşını önlemiş oluyor. Yani o anlamda kadın erkek herkese yaptırmak lazım. Ha, 13 yaşını geçti olmaz mı? Bağışıklığı biraz daha düşmekle beraber yine etkisi olunuyor. 40'lı 45'leri yaşlara kadar uzmanlardan aşı yaptırdıkları kişiler var yani. Evet, aşı konusuna değindiniz. Az önce tarama da dediniz. Yine tarama hakkında da bilgiler verdiniz. Peki tarama hangi yaş grubunda ve ne kadar sıklıkla yapılmalı? Ve biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir işlem bu tarama işlemi? Tarama işlemi 30 yaş itibariyle başlıyoruz. 5 yılda bir yapıyoruz. Evet. Çok basit bir jinekolojik muayene masaya alıp, biraz önce Belgin Hanım'ın da söylediği gibi küçük bir fırça yardımıyla hiç can yakmadan herhangi bir invaziv olmayan bir yöntemle doku alıyoruz ve bu HPV'nin DNA'sı bakılıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani çok uç bir test, pahalı bir test. Devlet bunu KETEM'de, birinci basamak sağlık hizmetinde ücretsiz olarak yapıyor. 5 yılda bir yapıyoruz bunu. Pozitif çıkana çıkarsa kadın doğuma yönlendiriyoruz. Onun dışında bu testi 5 yılda bir yapmaya devam ediyoruz. 5 yılda bir mutlaka özellikle kadın izleyicilerimizin ve erkek izleyicilerimizin bizler de yaptırmasını öneriyoruz. Pardon, aşıyı erkekler yaptıracak. Evet. Normal taramayı yine kadınlarımız yaptıracak. Belgin Hanım, sizlere döneceğim. Tarama yaptırmak için hangi koşullara sahip olmak gerekiyor? Biz 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV testi yapıyoruz. Rahim ağzından fırçayla sürüntü alıyoruz. O yüzden özellikle eş birlikteliği olmamasını ya da adetli olmamalarını istiyoruz. Çünkü fırçayla aldığımız sürüntüyle, evet, kadın hücrelerini değil bu sefer erkek spermlerini ya da kan hücrelerini görme şansımız var. Bu yüzden bize gelmeden önce 2 gün eş birlikteliği olmayacak, son 2 gün kanama olmayacak ya da kadın doğumda muayene olmayacaklar. Çünkü ultrason çekilmesi için jel kullanılıyor. Bunları sağlayan bireyler kimlikleriyle kanser erken teşhis eğitim merkezine, sağlıklı hayat merkezlerine çok rahat başvurabilirler. Evet, peki KETEM'e de ben değinmek istiyorum. KETEM nedir? Bizlere bilgi verebilir misiniz Belgin Hanım? Tabii. KETEM Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi. Evet. Bildiğiniz gibi dünyada kanser ölümlerin ikinci sırasında yer alıyor. Bazı kanserlerin önlenebilir olması, rahim ağzı ve kolon kanseri ve tedavi edilebilir olması nedeniyle kolon, rahim ağzı ve meme kanserlerinde tarama yapan merkezler. Evet, çok teşekkür ederim. Sultan Hanım, size döneceğiz tekrardan. KETEM'e kimler başvurabiliyor? Bazen hastalar geliyor, hep kadınları mı tarıyorsunuz diye. Biz teşhisi kolay olan, tedavisi de olan kanser türlerini tarıyoruz. Bakanlık bu anlamda kolon kanserini, rahim ağzı kanserini ve meme kanserini tespit etmiş. Kolon kanserinde 50 yaş üzeri her iki cinse de hizmet veriyoruz. Erkek, kadın, herkeste kolon kanseri taramalarını yapıyoruz. 40 yaş üstü 2 yılda bir kadınlarda meme kanseri taramalarını yapıyoruz. Ve rahim ağzı kanseri taramalarını yapıyoruz 5 yılda bir de 30 yaş itibariyle. Bu şekilde yani aslında biz iki cinse de hizmet veriyoruz. Hem erkeklere hem kadınlara. Ve hani bunu gündemlerine alıp bu taramaları yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü kendilerinin hiçbir kaybı yok. Hiçbiri invaziv yöntem değil. Çok hani beklenecek de değil. Aile hekimliklerinden randevu alarak gelebilirler. Ve biz gereken taramaları yaparız. O gönül rahatlığı için önemli bir şey bu. Evet Sultan Hanım, şimdi hastalarınız geliyor. Bizim özellikle toplumumuzun yaptığı en büyük hata ne? Yani kanser, az önce sizler de söylediniz, tanı konuluyor ama çok geçtikten sonra tanı konuluyor. Peki yaptığımız en büyük hata sizce nedir? Bence en başta eğitimsizlik, yani bilinçli olmamak en büyük hata. Zamanında korkusundan hani kanser söylenince daha hemen ölecekmiş gibi düşünüyorlar. Bizdeki şeyler zaten kanser olmadan önceki prelezyonları arıyoruz biz. O yüzden gönül rahatlığı da gelsinler. Sağlıklı kişilere bakıyoruz biz. Kanser hastalarına bakmıyoruz. O yüzden gönül rahatlığı da gelip taramalarını yaptırsınlar, korkmasınlar, bilinçli olsunlar.
mesela vücutlarında vücutlarıyla barışık olsunlar. Benim en önemsediğim şey, tanısınlar. Yani bir kadın memelerini rahatlıkla aynanın karşısına bakabilsin. Biz gelen hastalara nasıl muayene edileceklerini de öğretiyoruz. Kendi kendilerine muayene ve dikkat edecekleri konuları da anlatıyoruz. Kendi kendilerine baksınlar. Bakınca görebilirler bir değişiklik olduğunda. O zaman daha rahat erken gelebilirler. Yani memede de böyle, rahimde de böyle akıntısı var. İlişkide kanaması oldu. Kendinde bir değişiklik hissetti. Yine gelebilirler. Kolon içinde işte dışkıda kanama oldu. Veyahut da dışkılamasında bir değişiklik oldu. Eski formuna göre ince oldu, kan oldu ya da ishal oldu, kabız oldu gibi bir değişiklik. Vücudumuzun farkında olursak değişikliği erken fark ederiz. Bu o zaman da geldikleri zaman biz çok erken zamanda ne ailesi üzülür ne biz üzülürüz, yoruluruz. Erken fasılda çok daha kolay tedavi yöntemleri var. Biz bazen gerçeklerle yüzleşmeye korktuğumuz için bu geçer, o geçer, yarın geçecek gibi kendimizi kandırıyoruz. Peki sizler özellikle kadınlarımıza neler söylemek istersiniz Belgin Hanım? Biz özellikle kanserin bir anda oluşmadığını, yavaş yavaş oluştuğunu, bunun için sağlıklı yaşamanın çok önemli olduğunu, obeziteye dikkat etmelerini, obezitenin dışında bazen genetik olarak bakıyorsunuz zayıf bir birey fakat çok kötü besleniyor. Yani ondan farklı bir risk faktörüdür kötü beslenmek. Hazır gıdalardan uzak durmalarını istiyoruz. Özellikle kadınlar aslında mutfağın patronudur. Akşam ne yenileceğini, sabah ne yenileceğini onlar karar verir, onlar yapar, onlar hazırlar. Bu hazırlama aşamasında dikkatli olmalarını, çocuklarının sevdiği değil de sağlıklı mı diye düşünerek yemek yapmalarını istiyoruz. Bizim hepimizin atladığı bir konu bu maalesef. İşte çocuk seviyor, o onu istedi, bu bunu istedi. Hayır, sofrada sağlıklı şeyler mi var? Onu bir düşünsünler. Çok işleme tabi tutmasınlar. Kızartma işlemi kanserojen olmasına neden oluyor. Mümkün olduğunca hazır, taze gıdalardan uzak duracaklar. Taze sebze meyve tüketmeye çalışacaklar. Çocuklarıyla birlikte mutlu sofralar. Biz onlara diyoruz ki bizim örf adetlerimizde tencere yemekleri vardır. Tencere yemeklerimizi unutmayalım. Ama maalesef artık günümüzde tencere yemeği yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Özellikle yeni nesillerde. Ve bakıyoruz okullarda öğle aralarına bakıyoruz. Öğrenciler sürekli fast food tüketmeye başladı. Özellikle şimdi öğrencilerimizde tatilde öğrencilerimize bu beslenme konusuyla alakalı olarak neler söylemek istersiniz? Mutlaka biz sofrada renkli gıdalar olmasını istiyoruz. Yani meyveler, sebzeler olacak ve işlem görmemiş olacak. Evet, bu konu da güzel ve özel bir konu. Şimdi baktığımız zaman çok fazla GDO'lu ürünlerle de karşılaşmaya başladık. Çok sağlıklı olarak görüyoruz meyveyi olsun, sebzeyi olsun. Ama daha büyük tehlike saçıyor belki de paketli ürünlerden. Bunlara nasıl dikkat edip önüne geçmemiz gerekecek? Ben hep şey diyorum, eğer bir köyle bağlantınız varsa lütfen o bağlarınızı kopartmayın. Köylerinize evet. Gidin, oralardan almaya çalışın. Yerel ürünlerden almaya çalışın. Evet, ayırmamız çok zordur fakat bir kanserojenle karşılaştık diye vücudumuz hemen kanser olmuyor. Bunun sürekli olması lazım ve çok miktarda olması lazım. O yüzden hep sofralarınızı çeşitlendirin diyoruz ve mevsimine göre tüketim yapın diyoruz. Bizim hocalarımızdan bir tanesi maalesef şimdi biliyorsunuz hazır su tüketiyoruz. Su markalarınızı bile değiştirin belli periyotlarda çünkü eğer bir problem varsa sürekli almamış olursunuz diye önerilerde bulunmuştu. Dediğim gibi bir şeyi sürekli tüketmesinler. Bizim için dozu çok önemli. Her şeyden mümkün olduğunca yemeye çalışsınlar. Şekerli gıdalardan özellikle uzak dursunlar. Maalesef hazır ürünlerin içerisinde bizim halk arasında mısır şurubu dediğimiz mısır şurubumuz var. Çin tuzu dedikleri glutamatlarımız var, nitratlarımız var, koruyucu moleküller var. Aslında bir gıdanın ömrü ne kadar uzunsa sizin ömrünüzü o kadar kısaltıyor. O kadar belki tehlikeli. Az yemek o konuda çok daha şey avantaj oluyor. Peki bu diyet yapıyoruz. Çoğu zaman kadınlarımız özellikle diyet yapıyor. Bu da sağlıklı mıdır sizce?
Biz diyet önermiyoruz. Sağlıklı yaşam biçimi öneriyoruz. Evet. Yani hayatınızın bir parçası olacak. Beyninizde sürekli ben şunu yemeyeceğim, şunu yemeyeceğim diye bir diyete başladığınızda evet bir ay o gıdayı tüketmiyorsunuz, evet zayıflıyorsunuz ama sonrasında dayanamıyorsunuz ve daha fazla tüketim, daha fazla kilo alımıyla biz bunu görüyoruz. Yaşam koşullarını değiştirecekler. Ağız tadını değiştirecekler. Çünkü hazır gıdalarda özellikle Çin tuzu dediğimizde evet. Size bir bağımlılık yapıyor. Bazı gıdalar var ki yediğinizde onu daha fazla yemek istersiniz. Her gün yemek istersiniz. Evdeki bir kabak yemeğini her gün yiyeceğim diye tutturan olmaz. Nedeni de çoğu budur. Çoğu zaman yemekse bile yemek istemezler dediğiniz evet. gibi. İlk olarak vücudumuzu tanıyacağız ve vücudumuzun kendi doktoru yine kendimiz olacağız. Dediğiniz gibi sağlıklı besinlerle birlikte güzel bir süreç geçireceğiz. Tekrardan size döneceğim ben Sultan Hanım. Kanser teşhisi koyduğunuz kişilerde tedaviyi anlattınız. Peki özellikle beslenme nasıl oluyor? Kanseri teşhisi koyduktan sonra o süreç nasıl ilerliyor? Biz kanser teşhisi konulan kısma kadar hastalarla beraber oluyoruz ve bunları periyodik muayenelerde eğer şüpheli bir durum varsa gerekli uzmanlara gönderiyoruz. Yine aynı şekilde kanser teşhisi konduktan sonra da aynı şekilde beslenmelerinin sağlıklı olacak, tedavilerin düzenli olacaklar. Uzman hekimlerine gerekiyorsa söyledikleri onu yapacaklar. Evet. Gerekli tedavilere uyacaklar ama benim söylemek istediğim bir şey yine kanser olana kadarki dönemde beslenmeyle kadar önemli bir şey. Düzenli spor, hareket yapmak, stresten uzak kalmak ve gece güzel uyumak. Çünkü bu kanser hücreleri gece derin uykuda sabaha kadarki kısımda temizlendiği için kanser oluşmalarını bile engeller. Yani düzenli bir yaşamla beslenme, hareket ve stresten uzak bir yaşamla yani genetik olarak yatkınlığı varsa bile bunun kapatabilir. Evet yani kanser olmadan önce biz önlem alırsak evet. çok iyi olabilir her şey. Evet kısa bir araya gideceğiz ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hı-hı. Evet değerli izleyenler 501-311-0303 numaramızdan merak ettiğiniz tüm soruları bizlere yöneltebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hocam tekrardan merhabalar. Belgün Hocam ilk olarak sizlerle başlayacağım. Kanser nedir? Kanser hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kanser biliyorsunuz vücudumuzda trilyonlarca hücre var. Hücrelerden bir tanesinin kontrolsüz şekilde büyümesi ve tüm vücuda yayılmasıdır. Evet. Bu hücre hangi organdaysa ilk çıkan kontrolsüz büyüyen hücre hangi organdaysa biz ona göre isim veriyoruz. Örneğin memede ise meme kanseri, rahim ağzındaysa rahim ağzı kanseri, kolondaysa kolon kanseri olarak isimlendiriyoruz. Evet, peki ben kolon kanserine özellikle değinmek istiyorum. Bazen bağ usurdan dolayı kanama olduğunu düşünen kişiler oluyor. Peki kolon kanseri nedir? Böyle yanlış algılar oluyor mu çoğu Tabii, zaman? Tabii, çok sık rastlıyoruz biz buna. Kolon kanseri kadın erkek sık gözüken kanserlerden bir tanesi. Evet. Özellikle 50 yaşından sonra gözüküyor. Fakat ailede bir kolon kanseri var ise erken yaşta da biz kolon kanserini görüyoruz. Tespit için gaytada gizli kan ve kolonoskopi işlemleri yapılıyor. Taramalar amaçlandığında 2 yılda bir gaytada gizli kan, işte 10 yılda bir de kolonoskopi yapılarak erken tespiti sağlanıyor. Hastalarımız tabii ileri evrelerde şikayet hissederek doktorlara başvurabiliyorlar. Ülkemizde en sık bize kolon kanseri ne şekilde geliyor biliyor musunuz? Nasıl? Acile ileus dediğimiz bağırsak tıkanması şeklinde geliyor. Çünkü hastalarımız
Eskiden beri halk arasında basur denilir. Hemoroid problemi olan hastalar. İşte zaman zaman kanamaları oluyor. Bu kanamalardan dolayı rahat. Benim zaten 10 yıldır var. 10 yıl önce gitmiştim. Çok iyi bir doktordu. Bu kremleri verdi, iyileştim diye. Kendi kendine evde o tedaviye, 10 yıl önce verilen tedaviye uymaya çalışıyor. Yine internet üzerinden yanlış bilgilerle de tedavi olmaya çalışıyoruz kendi tabii kendimize. Maalesef internet olayı da çok kötü etkiliyor, evet, hastalarımızı. Ve en sonunda bize son dönem hastası olarak acilde başvuruyor. Oysa ki biz kanama gördüğümüz zaman mutlaka kolonoskopi yapmalıyız. Evet, aşağıda hemoroid, basur dediğimiz lezyon olabilir. Bu yukarıda kolonun hiçbir tarafında hastalık olmaz anlamı taşımaz. Aynı anda iki hastalık bir arada olabilir. Evet, bu yüzden ihmal etmelerini istemiyoruz. Doktora gitmek çok büyük, güzel bir şey ama 10 yıl önce gittiğiniz doktorun verdiği reçeteyi evde uygulamanız hatadır. Yani 10 yıl önceki beden de zaten yine bedeniniz aynı değil. Vücudun çalışma hızı aynı değil, metabolizma aynı değil. O yüzden aynı tepkiyi de vermeyecektir. Peki diğer kanser türlerine de değinecek olursanız belirtileri neler? Yine tedavi süreçleri hakkında da bilgi verebilir misiniz? Genel olarak kanserlere baktığımız zaman kanser biliyorsunuz bir hücrenin kontrolsüz şekilde büyümesi dedik. Bu yüzden vücutta hep enerji tüketimi olur. Bizim hastalarımız çok yorgun, bitkin hisseder. Tabii şu an bütün hastalar, seyircilerimiz şunu düşünebilir. Ay bende de var yorgunluk falan. Öyle düşünmesinler. Buradaki yorgunluğu ikinci, üçüncü kişiler fark eder. Ya doktor Bergin Hanım çok soluk, işte çok halsiz, çok neşesiz, yani diğer kişilerin gözüne çarpar. Artık rutinde yaptığınız o işleri yapamaz hale gelirsiniz. Kansızlık olabilir, yüksek ateş olabilir, işte baş boyun kanserlerinde ses kısıklığı olabilir, geçmeyen bir çatallanma olabilir, öksürük olabilir, zayıflama, çok kaşektik, yani çok zayıf bir görünüm alabilirsiniz. Olağan dışı kanamalar olur. Burundan kanama, vajenden ya da makattan kanamalar olabilir. Ne olursa olsun şikayeti olan bireylerin doktora gitmesi gerekiyor. Şu an gerçekten tıp çok ilerledi. Aile hekimlerine ulaşma şartları çok kolay. Öncelikle aile hekimlerine ulaşarak ilgili branşa gidebilirler. İhmal etmelerini istemiyoruz kendilerini. Dediğim gibi kanser aslında belirti veriyor ama biz konduramıyoruz. Bu birinci hatamız. İkincisi, mesela kanser kelimesi olduğu için keteme gelmek istemiyorlar. Hani gidersem ya kanser çıkarsa ben ne yapayım? Bize geldikleri için kanser olmuyorlar. Önlem alıyoruz. Önlem hatta alıyorlar, var olan şeyi geçiyor, tespit etmiş oluyoruz ve tedavisini sağlıyoruz biz. Evet. Ve gerçekten bu konuda büyük bir sevinç duyuyoruz. Şimdiye kadar pek çok hastamız iyileşti. Çocuklarıyla mutlu günler yaşıyor. Hatta işte çocuğumun sünnetini görebilir miyim diyen hastalarımız çok çok daha ilerisini gördü. Evet Bergin Hanım, konuşmamızın başından beri zaten erken tanının önemine sizler vurgu yaptınız. Ben bu soruyu size yöneltmek istiyorum Sultan Hanım. Şimdi hastalarınızı kıyaslayacak olursanız, erken tanı olan hastayla erken tanı olmayan hastayı kıyaslayacak olursanız neler söylemek istersiniz? Aradaki fark ne? Özellikle bu izleyicilerimiz için de çok çok iyi olacaktır. Şimdi rahim ağzı kanseri için şöyle söyleyeyim. Benim 40'lı yaşlarında bir doktor arkadaşım vardı. Kendi kontrollerini, çalışma şartlarımız bizim çok yoğun. Evet. Bazen kendimizi biz de ihmal edebiliyoruz. Hiç kontrollerini yaptırmamış ve tespit edildiğinde rahim ağzı kanseri idi ve metastazları olmuştu. Tedavi şansı bile olmadı ve çok kısa bir zaman içinde öldü. Yani aslında kontrolünü yaptırsaydı, bu taramalara gelmiş olsaydı biz enfeksiyon aşamasındayken bunu bulacaktık. Ameliyata bile gerek olmadan sadece direncini artırarak ya da bölgesel ilaçlarla bu hastalık enfeksiyonken tedavi olmuş olacaktı. Yani ameliyata bile gerek olmayacaktı. Yani erken tanıyla gitmeyenler arasındaki fark bu kadar basit. Yaşayacak ya da ölecek maalesef. Daha ilerlemiş olan zamanlarda tespit ettiğimiz zaman da bunların işte ameliyat, kemoterapi gibi süreç, uzun ve yorucu, zahmetli süreçleri var. Bizdeki süreç başlangıç. Kolon ve rahim ağzı için kanser olmadan yakalıyoruz ve tedavileri oluyor.
Memede de en erken dönemde yakaladığımız için tüm meme bile alınmıyor. Bu da kadınlar için çok önemli bir şey. Evet. Sadece kitle alınıyor ve tedaviye devam ediyor. Öbür türlü meme alınıyor, göğüsteki kaslar alınıyor, koltuk altı lenfleri alınıyor ve o kol bir daha ne kan almak için ne tansiyon ölçüm için kullanılamıyor. Yani ne kadar geç olursa o kadar uzuv kaybımız oluyor, zaman kaybımız oluyor ve sonuçta daha zahmet çekmiş oluyoruz maddi ve manevi olarak. Evet, erken tanı önemli dediniz. Yine az önce aşılardan da bahsetmiştiniz. Erken tanı kadar aşı da çok önemli. Hani kanser yakalanmanın büyük ölçüde aşılar önüne geçiyor. Tekrardan aşı hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Az önce rahim ağzı kanseri için konuşmuştuk. Diğer kanser türleri için de aşılar aynı öneme sahip mi? Rahim ağzı bir enfeksiyon sebep olduğu için human papilloma virüs dediğimiz bir virüs sebep oluyor. Ve bunun bir aşısı var. Bazı ülkelerde rutin olarak çocuklara bu aşı devlet tarafından yapılıyor. Bizde de aşı konusunda gerçekten dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Umarım bu da en kısa zamanda çocukluk aşıları arasına girer. 9-13. Yaş arasında kız ve erkek tüm çocuklara iki doz şekilde HPV aşısı yapılmalı. Bunlar koruyuculukları yüksek ve bir hastalıktan koruduğu için bundan da kansere dönüşmesini engellemiş oluyorlar otomatik olarak. Daha ileri yaşlarda da aşı, yani biz cinsel hayat başlamadan öneriyoruz. Bir de ileri yaşlarda bağışıklığı çocukluktaki kadar yüksek olmuyor. Yine de ileri yaşlarda da HPV aşısını yaptırabiliyoruz. Ve bu şekilde rahim ağzı kanserinden korunmuş oluyoruz. Diğer kanser türlerinde de eğer enfeksiyona bağlı olabilecekse, onların aşısı var. Bütün kanserlerin aşısı yok ama onların da korunma yolları var. Nasıl? Yani dediğimiz gibi kendimizi tanımak, bir belirti olduğu zaman en başta doktora gitmek ki erken dönemdeki tedavileri dediğim gibi çok kolay. Yani ameliyatsa da çok küçük bir operasyon ya da başka tedavileri de olabiliyor. Diğer hepsinin aşısı yok yani ama onlarda da uyanık olacağız. Biz uyanık olursak her türlü hastalığı kanser de dahil olmak üzere yenebiliriz. Yani yine vücudumuzu tanımak, bedenimizi tanımak bunların en büyük şeylerden biri. Yani şimdi yine az önce söylediniz, erken tanı çok önemli dediniz, aşı çok önemli dediniz. Belgin Hanım da az önce yine anlattı, beslenme de bu ölçüde büyük önem taşıyor. Yine beslenirken nelere dikkat etmemiz lazım diğer kanser türleri için de? Hepsi için sağlıklı beslenmedeki şey şu, yani şeker tüketimi kanserlerin, çünkü şeker kanser hücreleri de şekerden besleniyor. Şeker sağlığımıza zararlı. Bu anlamda kanser oluşumuna da zararlı. Karbonhidrat fazlası zararlı. Bizim için sağlıklı olan dengeli beslenmek. Proteinimizi, vitaminimizi, sebzemizi, meyvemizi ve tahıllarla olan gıdayı, yani hepsinden alacak şekilde. Tek yönlü beslenmeyeceğiz. Ve eskiden insanlar çok hareketlilerdi ve ona göre beslenme programı vardı. Şimdi hiç hareket etmeyen, masa başında oturan ya da bu televizyon bilgisayar başında oturan çocuklarla sokakta oynayan çocuklar aynı şekilde beslenemez zaten. Yani benim görüşüm tüketebildiğimiz ölçüde yememiz lazım. Oturuyorsak, kıpırdamıyorsak çok hareketli olan birinden kalori olarak daha az almamız lazım. Ve işte vitaminli olan sebze, meyve tüketimini, lifli gıdayı çok almamız lazım bağırsak kanserleri için özellikle. Mesela mangal, bu yanık etler ya da asitli içecekler gibi ürünler de kansere sebep olabiliyor. Bunlardan uzak durmamız lazım ve hareket etmemiz lazım, bol su tüketmemiz lazım. Evet. Vücudumuzun çünkü büyük oranı su olduğu için su tüketimi de önemli. Yine Belgin Hanım, sizlerin de ifade ettiği gibi genel olarak köy pazarlarına gidip alışverişlerimizi yapacağız. Fast food'dan, paketli yiyeceklerden uzak duracağız. Su tüketimi dedi yine Sultan Hanım. Ama suları tüketirken de tekrardan bu konunun da altını çizelim. Sürekli aynı marka suyu tüketmeyeceğiz. Yine suları değiştireceğiz. Vücudumuzun tepkimelerine de bakacağız bununla birlikte. İzleyicilerimizden sorular gelmeye başladı Belgin Hanım. Sizlere yönelteceğim. Stres veya üzüntü de kansere sebep olur mu? Şöyle artırır, hızı artırır. Evet. Yani genetik bir yatkınlığınız varsa, biz ama hastalarımızdan hep şunu istiyoruz. Mesela bir pozitif olgumuz var. İşte neden oldu, neden bende, işte şu beni çok üzdü.
artık geçmiş. O konuda yapacağımız hiçbir şey yok. Evet. Önemli olan bugünü yaşamak. Geçmişe dönmemek. Elimizdekilerin kıymetini bilmek. Hastalarımız neden ben diye takılmasınlar. İşte şu beni çok üzdü ya da o iyileşiyor ama aile arasında bir şey oluşuyor. Babam annemi çok üzmüştü. Böyle babaya karşı kin güden çocuklar yetişiyor. Hayır, hayatta birbirimizi üzüyoruz da güzel anlarımız da oluyor. Önemli olan pozitif taraftan, bardağın dolu tarafından bakmak. Evet, ama şu an günümüzde baktığımız zaman herkes de bir stres hakim, kaygı hakim ve bununla birlikte bu strese bağlı hastalıklarda çok fazla görülmeye başlandı. Yine dediğiniz gibi bardağın dolu tarafından bakacağız. Daha olumlu şekilde yaklaşacağız bazı durumlara. Olanı olduğu gibi de kabul etmemiz gerekiyor. Maalesef bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Sizlere de bir soru yönelteceğim Sultan Hanım. İyi yayınlar. Annemi kanserden dolayı kaybettim. Benim kanser olma riskim var mıdır? Ben de kanser olmaktan korkuyorum. Bazı kanser türlerinde genetik yatkınlık var. Bunu biliyoruz. Kolon kanseri, meme kanseri gibi, rahim kanseri gibi, endometrium kanseri gibi bazı kanserlerin genetik yatkınlığı var. Eğer ailede biz zaten gelen hastalara soruyoruz. Birinci derece yakınınızda kanser hastalığı var mı diyerekten. Ama bazı hastalıklar mesela... Bizim şimdi anlattığımız rahim ağzı kanseri enfektif olduğu için o tümüyle cinsel yolda bulaşan. Yani evet. Genetik bir yatkınlığı yok. Ama ailede, annede, kardeşte meme kanseri varsa bu kişilerin kendi kendilerine her ay meme muayeneleri yapması lazım. Bunu rutinde adet gördükten sonra tüm kız çocukları için söylüyoruz. Her ay düzenli muayenelerini kendilerine yapmalarını öğretiyoruz. Yani erken teşhis için kontrollerini düzenli yapacak. Eğer ailede kanser varsa, bu kanser bir kısmı işte genetik yatkınlığı var, öyle bir kanserse korkacak bir şey yok. Sadece kontrollerini daha dikkatli yapacak birincisi. İkincisi de düzgün beslenmek, işte düzgün yaşamak, güzel uyumak, stresden uzak kalmak, immüniteyi de artırdığı için ve bu da kanser hücrelerini yok ettiği için gece. Bu şekilde nötralize edebilir. Diğer kişiyle eşit duruma bile gelebilir. Böyle bakmak lazım hayata. Yani annemde kanser var, ben kanser olacağım diye bir şey yok. Ve sürekli bunu kafada kurarak stres olmak da belki de kanseri tetikleyecektir. Stres, immüniteyi, bağışıklığı düşürünce kanser hücrelerine meydan kalıyor. Halbuki öyle olmayalım. Gece onların hepsini vücut temizliyor zaten. Evet, burada bağışıklık dediniz. Ben bu konuyla alakalı da bir şeyler sormak istiyorum sizlere. Şimdi kolajenler çıktı. Bağışıklığınız güçlensin, cildiniz yenilensin, yeni bir bedene kavuşun gibi. Peki kolajenle alakalı neler söylemek istersiniz? Kanser olma riskini bu ilaçlar da arttırır mı? Şöyle söyleyeyim, bu şekilde biz her şeyin doğal alınmasından yanayız. Tabii ki toprakta, havada da eski doğallık kalmadı şu an için ama... Kolajen bazında söylersek zaten kolajenlerin birçok formu vücuda giriş ve kullanım açısından uygun değil. Bunlar kapitalist düzenin biraz da firmaların para kazanma yöntemleri olarak olduğunu düşünüyorum. Kolajenlerin tablet olanları ya da şişe olanların çoğu vücuda emilmiyor bile. Emilmeyen bir şeyi alıp dışındaki katkı malzemelerini vücuda sokmamız çok faydalı değil. Ama bazı türleri var, sıvı olanları işte gerekliyse, ne bileyim dizinizde bir problem vardır. Yani sırf güzellik için ya da cilt için gibi değil. Bence kolajeni en iyisi en doğal yollardan almak. Yine ne bileyim bir kemik suyu, gördüğümüz... kelli paça gibi falan. Yani eski özümüze dönerek doğal yollardan almak kadar faydalı değil aldığımız şeyler, ilaç. Yani tabii ki destek gerekiyor bazen. Onları... Başka vitaminleri falan bunun içine katmıyorum. Hani bu güzellik için ya da şey için olanlar doğal beslenmenin çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani biz yine kısa yola başvuruyoruz bu konularda. İlacı içeyim, güzelleşeyim, her şey düzelsin, kanserin önüne geçsin. Bu tür algılara kapılıyoruz. Belgin Hanım, sizlere bir soru yönelteceğim. İyi yayınlar Belgin Hanım. Ketem hakkında bilgi verebilir misiniz? Ben de keteme geliyorum, gelmek istiyorum, tedavi olmak istiyorum ama sizden bilgi almak istiyorum ilk olarak. Bizler sağlıklı bireylerde yaş gruplarına göre hareket ediyoruz. 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri için test yapıyoruz. HPV testimiz. Bize gelmeden önce 2 gün eş birlikteliği olmayacak, kanaması olmayacak, ona dikkat etmesini istiyoruz. Meme kanseri için kendi kendine meme muayenesini anlatıyoruz. Klinik meme muayenesi yapıyoruz ve mamografi çekimi yapıyoruz.
20 yaşından sonra her bayana biz klinik meme muayenesi yapıp kendi kendine meme muayenesini anlatıyoruz. Evet. Fakat mamografimiz 40 yaşında başlıyor. 40 yaşından sonra da sağlıklı bireylerde 2 yılda bir mamografi yapıyoruz. Kendi kendine meme muayenesini çok önemsiyoruz, mutlaka vurguluyoruz. Çünkü meme dışta bir organ. Bakan kişi hastalığı görebiliyor, dokunan kişi hissedebiliyor. İhmal etmelerini istemiyoruz. Az önce doktor hanım da anlattı ama biz adet görmeye başlayan genç kızlarımıza adet bitiminde 7. ila 10. günlerde mutlaka ayna karşısında meme dokusuna bakın. Bir problem varsa doktora başvurun diye anlatıyoruz. Meme muayenesi bakmakla başlıyor. Özellikle elleri yanda daha sonra kaldırarak bakmalarını istiyoruz ki bir problemi daha rahat görsünler diye. Klinik meme muayenesi doktor ya da ebe hemşire tarafından yapılan muayenedir. Bir problem çıkarsa zaten mutlaka ilgili kişiye yönlendirme olur. Aile hekimliklerinde bu kendi kendine meme muayenesinin anlatımı klinik meme muayenesi yapılmakta. Mamografi çekimi 2 yılda bir 40 yaş üstüne yapıyoruz. Hastalarımız şöyle diyor bize. İşte ben 30 yaşındayım, annemde meme kanseri var, bu kadar önemliyse benim de çekimimi yapın diye. Biz lezyon görürsek tabii 30 yaşında da çekim yapılabilir. Fakat bu sadece şüphe varsa yapılır. Evet. Şüphe yok ise biz 40 yaşında mamografiye başlıyoruz ve 2 yılda bir yapıyoruz. Kolon kanseri için 50 yaşından sonra 70 yaşına kadar 2 yılda bir gaytada gizli kana bakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Belgin Hanım, son olarak neler söylemek istersiniz? Bu ay 1-31 Ocak rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Bunu özellikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim, vurgulamak için. Bizim için büyük bir şanstı bu. Hastalarımız mutlaka kontrollerini yaptırsınlar. HPV testi çok önemli. Kimin kanser olabileceğini gösteriyor bize. HPV pozitif çıktığı zaman hemen üzülmesinler. Çünkü %80'inde iyileşme olabilir. Adı daha kanser olmadan orada durdurma şansımız var. Türkiye'de geçen yıl 2125 kişi rahim ağzı kanserine yakalanmış. Oysa ki kontroller yapılsa daha adı kanser olmadan durdurma şansımız olan bir kanser. Adı kanser olduktan sonra da tedavisi olan bir kanser. Tedavide bizim için evre çok önemli. Evresine göre ya çok basit bir işlem ya da işte bir aşı uygulamasıyla durdurabiliriz. İleri evrelerde cerrahi, kemoterapi, bazen radyoterapi ekleyebiliyoruz. Unutmasınlar, rahim ağzı kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir kanser. Çok teşekkür ediyoruz. Sultan Hanım, sizlere dönmek istiyorum. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de herkesin kendisini sevmesini, önce kendini sevmesini istiyorum. Pozitif, bir sağlıklı bir yaşam sürmesini, bunun için düzgün beslenmesini, hareketli olmasını, zararlı alışkanlıklardan kurtulmasını istiyorum. Çünkü mutlu birey olduğumuz zaman çocuklarımızla, ailemizle, çevremize de bunu sağlayacağız ve bu şekilde. Ve kanser de ya da doktora gitmekten çekinmeyeceğiz. En küçük bir şeyde başından gideceğiz ki sonuç yine mutlu olsun. Üzülecek bir şey, pozisyonlar yaşamayalım. Evet, yine toparlayacak olursak erken tanı, aşı ve düzgün ve sağlıklı beslenme bizler evet. için çok çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz biz değerli teşekkür bilgileriniz ederiz. İçin. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.